Günaydın Haber Global'e hoş geldiniz. Ben Özge Uzun. Bugün 12 Mayıs Pazar. Bugün Anneler Günü. Anneler gününüz kutlu olsun. Sadece doğurmakla anne olunmayanlara, olunmayacağına inananlardanım ben. Teyzelerimizin, bize bakan halalarımızın, güzel ablalarımızın sevgiyle gözleri evlatların üzerinde olan herkesin, yüreğinde, kalbinde çocuk sevgisi taşıyan her kadının Anneler Günü kutlu olsun. Bugün yine sohbetler edeceğiz tabii ki konuklarımızla birlikte ama neler konuşacağız? Biraz aşk konuşacağız. Bununla beraber kadın gücünü konuşacağız. Kadının özellikle iş hayatında niçin birazcık eril enerjisinin, erkek enerjisinin yükseldiğini, bunu olmaması için neler olması gerektiğini konuşacağız kadınlarla elbette. Bununla beraber kendimizi, bedenimizi, benliğimizi değiştirmek için neler mümkün? Hakikaten bütün sıkıntılardan kurtulmak ve salt mutluluğu yakalamak kendi içimizde mümkün mü? Bunları konuşacağız ve müzik olacak, sanat olacak bugün her zaman olduğu gibi yine hafta sonunda. Siz şu anda her neredeyseniz ve bizi izliyorsanız bir kez daha günaydın diyelim. Lütfen bizimle birlikte kalın ve bu keyifli sohbetlerin tadını çıkarmaya çalışın. Peki bugünkü sohbetlerimizde acaba kahramanlarımız kimler? Hep beraber izliyoruz. Hoş geldiniz. Türkiye'nin ilk fantastik üçleme yazan kadın yazarı oldu. Son romanı 8 ülkenin okuruyla buluştu. Kısa bir süre önce raflarda yerini alan yeni kitabıyla Gülşah Elikbank, Özge Uzun'la hafta sonunda. Travmalar nasıl atlatılır? Değişime giden yolda insan nelerle karşılaşır? Benlik ve bedeni iyileştirmek için ne yapmak gerekir? Ağrılardan korkulara, panik ataktan aşk acısına kadar birçok zorluğu atlatmanın püf noktalarını yeni kitabında anlatan Banu Gökçül, Özge Uzun'la hafta sonunda. Dönüşüm koçluğu nedir? Kadınların toplumdaki yeri nasıl güçlenir? Bedensel, ruhsal değişimin püf noktaları nelerdir? 20 yıldır uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan, deneyimlerini bir kitapta toplayan Nil Keskin Keleş, Özge Uzun'la hafta sonunda. Dünyanın en önemli perküsyon ustalarından biri olarak gösterildi. O sadece müzikte değil, beyaz perdede de kendini ispat etti. Ben bir efsaneyim. Film, savaş sırasında bir grup Japon'un Tahran'dan kurtarılışının hikayesiydi. Sadece bir sıfır verebilir misin? Önce Japonya'da, daha sonra Türkiye'de gösterime girecek yapımın başrol oyuncularından Burhan Öçal, Özge Uzun'la hafta sonunda. Sahip hiç kalmadın. Aşkın izahını sormaya geldim. Söyle! Söyle! Ve işte programımızın bugünkü kahramanlarını şöyle kısaca bir tanıtmış olduk sizlere. Ve ilk konuğuma hemen merhaba demek istiyorum. Gülşah Elikbank bizimle beraber. Günaydın. Merhaba, hoş günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Aşıklar gece ölür. Çok sağ ol. Şimdi bunu konuşacağız gerçekten. Ama sizde öyle bir şey var ki Türkiye'deki işte fantastik türü roman yazan belki de hani ilk kadınsınız, bilmiyorum tek kadınsınız. Üçleme yazan değil mi? Olarak üçleme, evet. Yazan tek kadınsınız. Siyah Nefes, Mavi Dağ, Kızıl Ölüm. Evet. Şimdi Aşıklar Gece Ölür var, onu konuşacağız ama
Bu fantastik edebiyata merak salma işi nereden geldi? Onu çok merak ediyorum. Tabii anlatayım. Bugün hazır anneler günüyken de aslında çok büyük payı var. Benim anneannem şu an 87 yaşında, Allah uzun ömür versin. Maşallah. Ellerinde öpüyorum. Bana hep masal anlatırdı ben ya. Çocukken ama kendisi okuma yazma bilmez. Kendi uydurduğu masallar vardır ve onlar hakikaten çok fantastiktir. Ben zaten hep şunu iddia ediyorum. Fantastik edebiyatın büyük ihtimalle kökenleri aslında bizim topraklarımızda. Her ne kadar romanlar yurt dışında yazılmış olsa da işte benim anneannemin bile anlattıkları hani bir Tolkien'den daha ötede masallardı. O yüzden onları dinleye dinleye büyümüş bir çocuk olarak bir de hakikaten çocukken de hep böyle görünenin arkasını merak eden. Acaba hani şu duvarın arkasında ne var? Orada başka insanlar olabilir mi diye düşünen bir çocuktum. Bütün bunlar birleştiğinde Türkiye'de iş planları pek sizin istediğiniz gibi gitmiyor. Kariyer planı başka gidiyor. Ben de kendimi üniversitede iletişim fakültesinden mezun olunca yönetici olarak buldum. Hani hiç o hayal ettiğim dünyada değildim. Biraz fantastik edebiyata kaçış edebiyatı da derler. Evet. Bir parça da doğrudur bu. Hakikaten o yöneticiliğin verdiği buhran diyelim. Ondan kaçmak için benim bir dünyaya ihtiyacım vardı. Ve kendime başka bir kasaba, işte başka bir paralel evren yaratma ihtiyacındaydım yöneticiyken. Güzel. Fakat tüm bunları yaparken ben fantastik edebiyatın Türkiye'de bu kadar bilinmediğini, denenmediğini bilmiyordum. Ben yazıyordum ama zannediyorum ki hani herkes de yazıyordu. O yüzden ilk roman yayınlandığında bir fantastik üçlemenin ilki olarak birden o gelen tepkiler beni çok şaşırttı. Çünkü hep mailler şöyle geldi: bunu bir Türk yazar yazmış olamaz. Dedim ki niye yazmış olamazsın? Sonra biraz daha araştırınca ya da işte ilk eleştiriler çıkınca, ilk eleştirde hatta Mülksüzler benim çok sevdiğim romanlardan Ursula Le Guin, onun çevirmeni Levent Bey bir eleştiri yayınladı. Ve şöyle bir cümle kurmuştu: işte Gülşehirlik Bank Türkiye'de özgün fantezinin ilk örneklerinden birini vermiş ve ben onu okuyunca bir an... Aman Allah'ım. Evet. Ben ne yaptım? Ben bir şey yapmışım. Bir şey yapmışım gerçekten oldum ve ondan sonra bir macera benim için başladı. İyi ki öyle başlamış. Çünkü edebiyat dünyası zor bir dünya biliyorsunuz. Ben farklı bir yerden girdiğim için biraz hızlı girmiş oldum o dünyanın içine. Ve aslında şimdi baktığımda işte aradan bu süreçte 10 yıl geçmiş. Ve artık fantastik edebiyat Türkiye'de daha okunur, daha bilinir. Kimseyi şaşırtmaz halde. Bir roman çıktığında kimse bunu Türk bir yazar yazmış olamaz demiyor artık. 10 yılda bile geldiğimiz nokta bence çok önemli. Onda benim de küçük bir payım olduğu için ben ne de kendimi mutlu hayat hissediyorum. Hayat mı daha fantastik yoksa senin yazdıkların mı? Aslında ben hep şöyle düşünüyorum. Hayat kurguyu her zaman aşar diye düşünüyorum. O yüzden bir de şuna da inanıyorum. Biraz bilimi de sevdiğim için, yani hayal edilebilen her şeyin bir gün gerçek olabileceğini düşündüğüm için aslında hayatın kurgudan üstün olduğuna inanıyorum. Hep bizi şaşırtacaktır. Hani ömrümüz olur görürsek, işte Mars Günlükleri kitabını düşünelim. Ray Bradbury'nin 50 yıl önce yazdı. Şimdi Mars'a gidenler onun romanda yazdıklarıyla karşılaşıyorlar. Bilim şey edebiyat biraz daha öngörülü olabilir bilimden ama hayat zaman içinde onu geçebilecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu yöneticilik ya da işte kurumsal hayatın içinde kendine alan açmak için işte yazma eğilimi ama o sadece herhalde öyle başlamamıştır. Yani tabii. O kendindeki yazma yeteneğini nasıl keşfettin? Şöyle tabii ben 8 yaşından beri aslında yazmaya haşır neşirim. Önce şiirle başlamıştım. Sonra bu öykülere, hatta polisiye öykülere dönmüştü. Sonra da deneme olarak işte günlük tutarak kendimi ifade etmeye başlamıştım. Fakat ben çocukken... Günlük tutmak önemli mi? Bence çok önemli. Ben gittiğim her okulda çocuklara ilk bunu soruyorum. Günlük tutan var mı? Hala var mı en azından? Neyse ki yarısı tutuyor gerçekten. Ben ortaokulda İpek Ongun'un Bir Genç Kızın Gizli Defteri diye bir kitap okumuştum. Onu okumayan var mı acaba bizim nesilde? Bizim kuşakta çok önemli bir yeri var. Ben de tesadüf tam o kitap çıktığında anne ve babam ayrılmış, babasız büyüyen bir çocuğum artık. O yüzden o kitapta da tam benim gibi bir kız çocuğunu anlatıyordu. Ve ilk kez şunu fark etmiştim. Bir yazar hiç tanımadığı bir kız çocuğunu tanıyor gibi yazabiliyor. Demek ki aslında beni anlayan birileri var dünyada ve bir yazar bir insanı değiştirebilir demek ki. Çünkü ben o kitaptan sonra daha güçlü bir kız oldum. Onu fark ettiğim an galiba bu yazar olmayla ilgili fikir ufak ufak bende filizlendi. Ama dediğim gibi hayat başka yere götürdü. Fakat o içinizdeki şey eğer bastırmazsanız sizi gün geliyor yine buluyor. Ben öyle inanıyorum. Benim içimde her zaman olan şey biraz geç de olsa beni tekrar yakaladı. Ve ben de o tutkunun peşinden gitmeye karar verdim. Ve yöneticilikten istifa edip zaten tamamen roman yazmaya başladım. Bu özellikle
edebiyat oteli, evet. edebiyat konseptli evet. otel. Bunu konuşacağız ama şu Aşıklar Gece Ölür'ü birazcık konuşmak tamam, istiyorum. Tamam, tabii ki. Diyorsun ki burada bir insanı varlığınla değiştiremiyorsan ona yokluğunun neye benzediğini göstermen gerekir. Evet. Aşıklar gece mi ölür? Aşıklar evet. gece mi ölüyor? Neden gece ölüyor? Şöyle gece tabii orada bir metafor aslında. Tabii. İnsanın sevdiğini yanında en çok istediği anlardan birisi o akşamın çöktüğü ve gecenin geldiği andır. Çünkü dünyadan soyutlanırsın ve bir başınasındır ama aslında bir başına olmak istemiyorsundur. Fakat buradaki hikaye daha farklı. Ben burada benzer çocukluk travmaları olan iki farklı karakter yarattım. İşte birisi Hakan ki daha sonra rock yıldızı oluyor ve tüm ülkede tanınıyor. Biri Melis, bir idealist kadın doktor ama üniversitede tanışıp aşık oluyorlar. Çünkü birbirlerinde o benzer yaraları görüyorlar. Fakat bazen insan yarası yarasına denk olanı sever derler ama bazen de o benzer yarayı karşınızda sürekli görmek sizi incitmeye başlar ve o kişiyi bir uzağa savurma ihtiyacı hissedersiniz. Onlarınki de biraz sert bir savrulma oluyor. Fakat 14 yıl sonra artık Hakan bir rock yıldız, Melis bir doktor olmuşken alkol bağımlılık ünitesinde hasta ve doktor olarak bu sefer karşı karşıya gelip o 14 yılın hesaplaşmasını yaşamaya wow. başlıyorlar. Aslında bir aşkın hesaplaşması, bir çocukluğun hesaplaşması ve bütün yarım kalmışlıkların hesaplaşması oluyor aralarında. Şimdi kitabın arka kapağında çok dikkat çeken bir cümle Hı-hı. var. İşte diyorsun ki orada birini hayatından çıkıp gidecek kadar çok sevdiniz mi? Gerçekleri görmesi için yokluğunuza ihtiyacı olduğuna inandınız mı? Ve benim gibi fena halde yanıldınız mı? Birinin hayatından çıkıp gidecek kadar çok sevdin mi sen de? Sevdim evet. Sevdin mi? Sevdim. Peki bu çok sevmeye mi giriyor yoksa... yani bu fedakarlık yapma, kendini ondan mahrum etme, hı hı. böyle çok sevmek, kendini adamaya mı giriyor sence? Aslında ben onu adama olarak görmüyorum. Şöyle, sevginin dönüştürücü gücüne, aşkın iyileştirici gücüne çok inanıyorum. Fakat bazen ne yaparsanız yapın, artık karşınızdaki insanın sizin yaptıklarınızla iyileşemeyeceği bir nokta var. Hı hı. Tükendiğiniz bir an var ve daha fazla orada kalırsanız o sizi ve o aşkı da tüketecek demektir. İşte ya o çok cesur kararı alıp oradan çıkıp gideceksiniz ki kitapta da diyorum insan bazen kendi kalbini kıracak kadar cesur olup hareket edebilmeli. Çünkü bunu aslında kadın o sizi kırar. Genelde. Genelde hani evet. Mesela Türkiye'de ele alalım biz. Bak yalnız önemli konulara giriyorum ya. Ben yerimi sağlamlaştırmaya başladım. Türkiye'de mi böyle? Yani hani biz Türkler aşkı nasıl yaşıyoruz sence? Kadın ve erkek olarak baktığında ne kadar cesuruz ve bunu hakkıyla yaşayabiliyor muyuz? Şöyle ben bir önceki romanım İhtimal'de de iki evli karakterin hani tırnak içinde yasak aşkını anlatmıştım. Fakat orada bile hikaye şöyleydi. Kadın her zaman çok cesur, erkek her zaman daha temkinli diyelim. Neden sence? Şöyle bence ne kadar bizim toplumda farklı gibi gözükse de hani biz erkeği öyle bekleriz ya. Evet. Aslında içsel olarak erkeklerin içerisinde belki yetiştirme tarzlarından dolayı bir ayağa yere sağlam basma duygusu var. Hı hı. O yüzden kadının içinde de bir devrimci güç var. İşte bugün dedik ki anneler günü bir yaratım gücü var kadının her şeyinde. Doğru. Kadın yıkıp yeniden yaratabiliyor zaten. Fakat erkek öyle değil. Ben şey düşünüyorum, erkeklerin aslında durumunun bizden daha zor olduğunu düşünüyorum bazen. Özellikle bizim ülkemiz özelinde. Çünkü öğretilenler ve yapmak istedikleri o kadar başka ki. Doğru. Biraz hani onları da anlamaya çalışıyorum yazdığım romanlarda. İşte sevgisini dile getiremiyor. Hı hı. Öyle öğrenmemiş. Bir erkek kadın, adam sever mi ya falan diyorlar. Bir kadın diyorlar. Nasıl sevilir tam bir fikri bile yok aslında. Bir de ailede Aşıklar Gece Ölür'de de onun altını çok çiziyorum. Ailede bir çocuk sevgiyi nasıl görüyorsa ya da görmüyor. Kendi hayat arkadaşına da onu uygulamaya çalışıyor zaten ve işte o şiddet varsa kendi ailesine zannediyor ki o aşkın içinde şiddet, kıskançlık olmalı. Yani seven adam kıskanır, izin Tabii. vermeyeceksin bir yere gitmesine ha. derken ilişki o sırada bitiyor zaten. Çünkü kadın öyle yetişmemiş ve ona izin vermiyor. Bu çatışmalar zaten aslında buradaki temel meseleler. Ben bu kitapla aşkın ne olduğunu bir kendimize soralım istedim. Çünkü aşkın da yanlış anlaşıldığını düşünüyorum ve insanların çok küçümsediğini ve yanlış anladığını düşünüyorum aşkı. Son belki son dönemde evet, hakikaten özellikle. Öyle bir şey var. Çok basitleştirilmiş evet, gibi. Evet.
gidiyor. Ama işte o basitleştirilen şey aşk değil. Ben de onu söylüyorum. Ne zaten. O? Heves. 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 Kimyasal belki geçici çekimler, ufak ihtiraslar olabilir ama aşk böyle bir şey. Aşk bu kadar basit bir şey değil. Bir kere emek isteyen bir şey her şeyden önce. Hı-hı. Ben bir de sevda kelimesini çok seviyorum. Ya. Aşkın sevdaya dönüşmesi için gereken aşamalar var. Bizde onlar hiç yaşanamadan yeni bir aşka geçildiği oluyor için. Oluyor mu sence o sevdaya dönüşme? İşte dönüşmüyor. Ben öldürülmüş aşklar mezarlığı her yer diyorum. Hakikaten dönüşemeden bitiriyoruz ve bir aşkın yasını tutmadan aslında başka birine geçemezsin. Orada doğru. Bir yas gerekiyor. Doğru. Onun acısını yaşayacaksın. Biz de onu yaşamayalım diye hadi yenisi, hadi çivi yenisi çivi söker. Derken hiçbir şey sökülmüyor. Hep böyle yarım yarım duygularla kalıyoruz ortada. Hı hı. Ben bunun değişeceğine inanıyorum. Çünkü çok üniversiteye gidiyorum. Gençlerle çok sohbet ediyorum. Onların farklı bir bakış açısı olduğunu, dahası bundan rahatsız olmaya başladıklarını görüyorum. Bu beni umutlandırıyor. Bizim kuşakta böyle bir sorun oldu. Biz ara kuşak olduk. Ama sanki gençler durumun farkındalar ve artık başka bir şey arıyorlar diye düşünüyorum. Kitabındaki kahramanlar, erkek kahramanlar gerçek hayatta karşılığını buluyorlar mı? Şöyle, tüm romanlarımda özellikle hani kadın karakterler için hep şöyle bir soru gelir. Bu sen misin? Ben de okay, bu kadar macera yaşayacak bir hayatım yok. Fakat erkek karakterler için de hani illaki bir benzeşme. Acaba bundan mı bahsetti? Şu kişiden bundan mi yola bahsetti. Çıktı? İşte bir rockstar anlatıyorum. Evet. Acaba bu şu mu? Fakat ben iyi yazarların bir genelleme yapması gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Bu romanda ben birçok rock yıldızı arkadaşla hani off the record röportajlar tabii yaptım. Ki yaptım. Çocukluklarını konuştum. Bir rockstar nasıl yaşar hiçbir fikrim yok. Onu biraz öğrenmeye çalıştım. Ama tüm ondan bir sentez yaparak benim karakterimin çocukluk yarasına sahip bir karakter ne yaparı bir psikolog arkadaşımla çalışarak o travmanın üzerine diyaloglar kurdum. Ben biraz öyle çalışıyorum. O ne anlatacaksam onu bir psikolog, psikiyatr arkadaşımla birlikte çalışarak o cümleleri oturtuyorum ki hani bu karakter bu cümleyi söyler mi sahiden? O teyidi aldıktan sonra yola devam ediyorum. O yüzden bir sentez var aslında. Yazarken yüzlerini görüyor musun yazdığın görüyorum. Karakterlerini? Görüyorum. Hatta bazen hakikaten onlara bürünüyorum. Onlar yerine kavga ediyorum evde halimi görseniz. Gerçekten o hale bürünüyorum. Bazen ağlayabiliyorum. Ya bu edebiyat oteli, edebiyat konseptli oteli hı-hı. açma fikri nasıl çıktı? Yani tam olarak yani nasıl bir konsept yani bu hani? Ondan birazcık bahseder tabii misin? Bahsetmek isterim çünkü o benim kariyerimde çok özel bir yerde duruyor. Acar Hoca burada katıldığım hatta bir programda şöyle demişti. Cevherler baskı altında ortaya çıkarlar. He. Aslında bu fikir de öyle ortaya çıkmış bir şey. Çünkü ben bahsettim yöneticilik kariyerimde en iyi bildiğim iş otelcilik. Fakat artık bir roman yazarıyım ve roman yazarak hayatımı geçindirmek istiyorum. Fakat bu ikisi nasıl bir araya gelecek derken dedim ki o zaman ben de edebiyat konseptli otel açarım. Çünkü Türkiye'de yok. Önce herkes karşı çıktı tabii. Edebiyattan otel mi olur? Bu iş tutmaz, batarsın. Dedim ki ya yapacağım olacak. Bir aman göreceğiz. Sana mı kaldı canım böyle tabii otel açmak? Çok küçük bir otel zaten. 15 odalı minicik bir şey ama işte Sabahattin Ali'nin odası var, Nazım Hikmet var, Yaşar Kemal var. Harika. Onların el yazıları, kitapları, özel eşyaları var. Bazı yazarların hediye ettikleri eşyalar var. O zaman ben müze otel gibi görüyorum. Sonra da işte o yıl zaten Kültür Bakanlığı bana bir ödül verdi o otelde ve yılın turizm işletmecisi seçildim. Zannediyorum biraz öyle devrimci fikirlerim var. Keşke bu otelin devamını birileri yapsa çok istedim. Ya, hani o biz çok miniyiz daha. Çünkü birisi çok büyük bir zincir bunu yapsa. Türk dünya edebiyatı orada bir araya gelse diye düşündüm ama gerçekten de artık baskı altında. İlgi yurt dışından daha fazla ilginç bir şekilde. Gerçekten. Yunanistan'da çok iyi tanınıyoruz mesela. Wow. Oradan Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet odası varmış ya. Burada diye gelenler var. Hmm. Hani hiçbir reklam yapmadığım halde kulaktan kulağa yayılmış. Bir de yurt dışındaki yorumlarımız çok yüksek olduğu için orada böyle şeyler önemlidir. Hı hı. Ve oradan da çok güzel tepkiler alıyoruz. Ben memnunum o anlamda, o ilgiden. Son bir soru sormak tabii istiyorum. Ki. Özellikle bu fantastik edebiyatın. Sana göre babası, sana göre annesi kim? Fantastik edebiyatın evet. Çok güzel soru. Herhalde babası olarak Tolkien'i görebilirim ama Hobbit kitabıyla görürüm. Ha. Çünkü o da çocuklarına anlattığı bir masal kitabıdır aslında biz farklı algılasak da. Annesi olarak da Ursula Le Guin'i ben görüyorum. Hmm. Her ne kadar Rowling olacağını iddia edenler evet. var. Ama Rowling'in Harry Potter'ı aslında Ursula Le Guin'in Yerdeniz Büyücüsü'nden ufak bir esinlenmedir. Onu da burada söylemiş olalım. Bunu da altını çizelim. Rowling haberin olsun diye burada. Gülşah çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür çok ederim. Çok mutlu oldum. Anneler günü
günün kutlu olsun. Seninki de. Buradan bir şey söylemek ister misin kızına? Tabii ki hem kızıma söylemek isterim hem annemle anneanneme söylemek isterim. Öncelikle anneme ve anneanneme beni gerçekten böyle güçlü bir kadın olarak yetiştirdikleri için, yalnız yetiştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ve kızıma da umarım ona iyi bir örnek olabiliyorumdur diye düşünüyorum ve onu çok seviyorum. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gülşah İlikbank bizimle beraberdi. Kısacık bir ara yine buradayız. Travmalar nasıl atlatılır? Değişime giden yolda insan nelerle karşılaşır? Benlik ve bedeni iyileştirmek için ne yapmak gerekir? Ağrılardan korkulara, panik ataktan aşk acısına kadar birçok zorluğu atlatmanın püf noktalarını yeni kitabında anlatan Banu Gökçül, Özge Uzun'la hafta sonunda. Dönüşüm koçluğu nedir? Kadınların toplumdaki yeri nasıl güçlenir? Bedensel, ruhsal değişimin püf noktaları nelerdir? 20 yıldır uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan, deneyimlerini bir kitapta toplayan Nil Keskin Keleş, Özge Uzun'la hafta sonunda. Dünyanın en önemli perküsyon ustalarından biri olarak gösterildi. O sadece müzikte değil, beyaz perdede de kendini ispat etti. Ben bir efsaneyim. Film, savaş sırasında bir grup Japon'un Tahran'dan kurtarılışının hikayesiydi. Sadece bir sıfır verebilir misin? Önce Japonya'da, daha sonra Türkiye'de gösterime girecek yapımın başrol oyuncularından Burhan Öçal, Özge Uzun'la hafta sonunda. Sahin hiç kalmadı. Aşkın izahını sormaya geldi. Söyle! Söyle! Hafta sonu devam ediyor Haber Global'de. Banu Gökçül bizimle beraber, davranış bilimleri uzmanı. Günaydın. Günaydın. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu kitap şimdi elime daha yeni geldi ve yayına girmeden önce bayağı bir baktım. Süper Beyin'in Sırları. Evet. Çok enteresan bilgiler var içinde. Evet. Hakikaten öyle. Bir önce hikayenizi de izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Aslında 21 yıldan bu yana hem bireysel hem de kurumsal mentorluk uygulamaları yapıyorsunuz. Evet. Ve bir taraftan da... İşte psikoloji dersleri almışsınız Harvard Üniversitesi'nde, New York'ta, New School'da örgütsel psikoloji bölümünde yüksek lisans yapmışsınız. Aslında hayatınızı insan beyninin bedenine etkisine sanki adamış gibi bir yaşam var karşınızda. Değil mi? Biraz öyle oldu, evet. Evet. Peki, kitap mutlu olmak için 7 adımda kişisel devrimi anlatıyor. Hı hı. Bu mümkün mü gerçekten? Yani insanın kişisel devrim yapması... Gerçekten mümkün mü? Ben olduğuna inanıyor olduğum için hala bu heyecan ve inançla sürdürüyorum yaşamımı. Hepimizin biliyorsunuz umuda ihtiyacı var. Evet. Ve her gün yeniden uyanıyoruz. Evet. Mesela bugün öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün beni, yani anneler gününde buraya davet etmiş olduğunuz biz için. Teşekkür ederiz. Çok özel de bir gün. Bütün... İnsanlar tabii benim alanım. Özellikle ama kadınlar erkekleri de yetiştirdikleri için. Değil mi? Çok daha da kendimin de kadın olmasından dolayı daha çok sempatim var kadınlara açıkçası. Kitapla ilgili çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce fark ettim aslında bunu. Hemen o biraz kitaptan fazla bir şey. Kitap değil aslında. O kitapta yazan şeyleri inanmanıza gerek yok. Yapıyor olduğunuzda... Yaşamınızı dönüştürebilirsiniz. Gerçekten mi? Kesinlikle, çünkü oradaki şeyleri ben yazmadım. Ben onları topladım, derledim. Hı hı. Yıllardır bunun içindeyim, peşindeyim. Çünkü o gerçek bir kitap. Sebebi de zaten kendimi iyileştirmek için. Hani dediniz ya, hani kendinizi buna adamışsınız. Neden adadım? Çünkü kendimi de iyileştirmeye çalışıyorum. Bu yolda giderken
hepimizin aslında hep aynı sorunları yaşadığını, farklı içeriklerde insan denen yaratığın duygulanım şekilleri, işte hepimiz çok benzer programlara sahibiz. Programları çözdüğünüzde kendinizi değiştirip dönüştürebiliyorsunuz ve kendinizin en iyi versiyonuna çıkabilirsiniz. Burada onun sırları var. 7,5 tane sır var. Bir de 2,5 sır ekledim. Zamanı genişletmekle ilgili. Çünkü birçok insanda zaman sorunu da var. Evet. 24 oradaki, saat bana yetmiyor falan. Yetmiyor. Aynen öyle. 7 sır öyle sıralı. Birinci sır önemli, ikinci sır daha önemli gibi diye düşünmememiz lazım. Hepsi birbirinden apayrı konular ve hepsi birbirini tamamlayan konular da aynı zamanda. Öncelikle yazarken şöyle düşündüm. Acaba bunu mu 1'e koymalıyım, bu mu 2 olmalı, 3 mü olmalı? Kendimce bir sıra yaptım ama sıra önemli değil. Çünkü bizim beynimiz sıralı düşünmüyor aslında. Patlayarak düşünüyor. Yani işte ona zihin haritalama da deniyor. Evet. Biz işleri sırayla yazarız ama aslında 3. sıradaki, 5. sıradaki, 1. sıradakini de tamamlıyordur. Doğru. Dolayısıyla beyin sıçrayarak ve patlayarak düşünür. Bütün sırları sırası olmadan okumalarını tavsiye ederim. Okumak tabii ki başlangıcı, hemen uygulamaları lazım. Uyguladıkları an iyileştiriyoruz. Geçen hafta bununla ilgili bir basın lansmanı düzenledim. Çünkü buna ihtiyaç vardı. Yani sadece kitabı hani çıkartayım, piyasaya yayılsın gibi bir şey yoktu. Bunu yapmamın sebebi oraya gelen basından arkadaşlara nasıl işliyoru anlatmaktı. Şu çünkü çok çalışıyor önemli. Bu. Evet. Kanıtlamak istedim bunu. Hı-hı. Hemen orada birçok kişiyle uygulama yaptık. Mesela bir arkadaşımızın, katılımcının gerçekten sesi kısıktı ve konuşamıyordu. Hiç de aklımıza da gelmiyor. Gel senin madem hani işte soruyorum hani hastalığı olan sıkıntısı hemen gelin geçirelim, gelin geçirelim. Onun aklına gelmiyor. Çünkü o kadar inanıyoruz ki ses kısıklığı geçmez. Aa dedi, benim ses kısıklığımı da yapalım. Gelin buyurun. Hemen 3 dakikada sesi açıldı mesela. Hı-hı. Ha ben hiçbir şekilde biliyorsunuz benim akademik geçmişimi de, evet. Yaptığım işleri de. Enerji, böyle elle, aura, reiki falan, onlarla benim ilgim yok. Onlar da işliyordur, çalışıyordur. Herkesin konusu ayrı. Benim konum beyinle ilgili. Beynimizde her konunun bir temsili var. Ve ne yazık ki bu çok basit bir bilgi olmasına rağmen aslında bize bu ilkokulda, lisede, üniversitede verilmesi, öğretilmesi gereken bir şey. Bizler yaşamın beynimizin içinde bir temsili olduğunu fark etmiyoruz. Temsil ne demek? Hani eskiden tiyatro demezdik biz, ne derdik? Evet, temsil. Temsile gidiyoruz, evet. Derdik. Tiyatro ne demekti? Yaşamın bir temsili, bir provası, bir oyunu yani orayı gösteriyor gibi, evet. Bir yer. Bizim beynimizde de yaşamın temsili var. Mesela ben seminerlerde diyorum ki annenizi düşünün. Herkes işte düşünüyor. Düşününce diyorum bir resim geldi, değil mi? İşte resim geldi. Resim ne geldi? İşte annemin görüntüsü. Nerede? Mutfakta. Anne mutfakta. Nerede annen? Evde, salonda. İşte televizyon seyrediyor. Bir şey çoğuna mutfakta geliyor. Annenin temsili, anne çocuğa bakar. Anne hep çocukla ilgilenmelidir. Hep eviyle ilgilenmelidir. Anne kadın, kadının ihtiyaçları var. Annenin babayla sevişmesi normal. El ele tutuşmasını, hiç temsilinde arkadaşlarıyla beraber hayalleri var, kendini gerçekleştirmesi. Ben doğru. Bu örneği veriyorum tabii, özellikle hani birlikte olması babayla, tabii. Çünkü herkesin zihninde temsil, annemle babamın arası pek iyi değildi. Nasıl iyi değildi? Her gün beraber aynı odada uyuyorlardı. Evet. Çocuklara sevgiyi anne baba öğretir. Hı-hı. Hayattaki en önemli şey insanın kendisidir. Kendisinden sonra eşidir. Sonra çocuklar, sonra içine doğduğumuz aile, sonra arkadaşlarımız. Bu hep sıra çok önemli. Ya, özür dilerim sözünü kestim. Rica ederim. Hani özellikle kadın anne olduktan sonra, hı-hı, hani dünya bir tarafa, kendi çocukları bir tarafa, evet, noktasına, hı-hı, geliyor kadın için. Mesela benim eşim hep şöyle söyler, hı-hı, Volkan, der ki çocuklarım hani benim, hı-hı, için çok çok önemli, hı-hı, ama benim için en önemlisi önce sensin. Eşiniz çok doğru bir şey biliyor.
Yani bu demek değildir ki hani Volkan çocuklarını sevmiyor ama her zaman onu söyler. Önce sen, çünkü sen olmazsan benim onları yaşamamın bir anlamı kalmış. Seninle beraber güzel der mesela. Demek ki doğru bir şey çok, söylüyor çok bana. Çok sağlıklı bir tutum içinde. Çok sağlıklı evet. Bir tutum bu. Çünkü çocuğu eşinizin arasına aldığınızda ya da arkadaşlarınızı ya da anne babanızı aldığınızda o zaman ilişkiler bozuluyor. Biz kadınlar çocuklar, bunu mu yapıyoruz? Ne yazık ki çocukları eşin arasına ya da anne babayı eşle olan ilişkinin arasına alıyorlar. Hı hı. İlk bilin, yani çok basit bir bilgiymiş gibi bu. Ama ilk düşünülmesi gereken şey, buna sosyogram da deniyor. Benim en yakınımda kim varsa hep bir ilişkilerime iyi bakmam lazım. Eşimin önüne hiç kimseyi almamam gerekiyor. O zaman eşinizle olan ilişkinizi deforme etmiş, bozmuş oluyorsunuz. O zaman çocuklara da sağlıklı ilişki öğretmemiş oluyoruz. Şimdi buradan bu başka konuların işi, evet. Benim işim de değil. Fakat bu gerçekten çok eski ve çalışan bir bilgi. İzleyicilerimizin bunu mutlaka yaşamlarında uygulamalarını öneririm. Temsilden geldik buraya. Temsilinde çocuğun annesi, babası, Paris, iş hayatı, gelecek. Mesela gelecek. Ben çok gençlerle, bütün yaş gruplarıyla çalışıyorum. Gençlerin en büyük sorunu, ben de gençtim, bende de vardı. 30 yaşlarına kadar gelecek çok uzak, çok belirsiz, çok zor. Ne yöne gideceklerini bilmemekle ilgili bir şey. Mesela işte kitapta o temsillerde geleceğin resmini değiştirmek, gelecek algısını değiştirmek. Geçen gün bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Gençlik yıllarında, 20'li yaşlarında dişlerini kırmış. Dişçiye gittiğinde demiş ki öyle bir diş yapın ki 50 yaşına kadar beni idare etsin. 50 yaş diyor ki, ben hani 50 yaş zannediyordum ki çok uzakta. Çok uzakta. Gençler için bu böyle. Bunu değiştirmek de çok kolay değil. Fakat anlaşılması gereken şey, her şeyin yaşamımızda bir temsil olduğu. Temsillerle oynanıp temsilleri değiştirdiğinizde ağrı, sızı, sıkıntı, gelecek kaygısı, parayla ilgili dertlerimiz, aşkla ilgili sorunlarımız. Bir başka türlü söyleyeyim temsili isterseniz. Mesela gençken birilerine aşık oluruz. Ya da bir şeyler bizim için çok önemlidir. Sonra yaşımız ilerledikçe ay deriz, biz bunu mu sevdim ya, bu muymuş? Ay, ya da çok değer verdiğiniz bir şeye sahip olduğunuzda o kadar da aslında önemli olmadığını anlamaya başlarsınız. Neden? Çünkü sizin baktığınız açıdan onun temsili farklıydı. Burada ikinci bölümde, ikinci sırda çok böyle adım adım ABC'si işin temsillerle nasıl oynanır, nasıl değiştirilir? Anılar bizde duygu yaratan durumlar, anıdır. Yani öfke, korku, üzüntü, sevinç. Buna ben öküz diyorum. Hani aklınızda kalsın. Evet. Öküz. Öfke, korku, üzüntü, sevinç. Bu dört temel duygu dışındaki bütün duygular bu dört temel duygunun bileşkesidir. Kıskançlık korkuyla öfkenin bileşkesidir. Endişe üzüntüyle korkunun bileşkesidir. Eğer dört duyguya kendinizi indirgerseniz, ben şimdi ne hissediyorum? Öfke mi, korku mu, üzüntü mü, sevinç mi? Şu an ne hissediyorsunuz? Mutluyum. Sevinçliyim tabii ki. Gerçekten çok özel bir durumun içindeyim. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu kadar çok insana ulaşma imkanına sahibim. Çünkü birçok kişinin en büyük sorunu hep ilgi alanlarıyla ilgili zihinlerini ilgi alanlarında tutmaları. Ya işte dünyadaki çevre kirliliği, ülkenin ekonomik durumu, ya işte mahalledeki bir sorun, ya yani etki edemeyecekleri şeyle zihinlerini insanlar çok oyalıyorlar. Ben hep etki alanıma odaklanılması gerektiğini, kendim için de başkaları için de. Çünkü zihniniz etki alanınızda olursa, etki alanınız genişlerse, daha çok insanı etkilersiniz. O zaman ilgi alanınıza da bir etkiniz olabilir. Uyduruyorum, futbol takımı. İşte kızarım futbol takımına, neden hani iyi top atamadı, niye gol atamadı. Bir şey yapamam ama sadece izlerim. Eğer etkim olsun istiyorsam yönetime girmem lazım. Önce üye olacağım, yönetime gireceğim. Ondan sonra istediğim antrenörü seçtirebilirim, istediğim futbolcuyu transfer ettirebilirim. Doğru mu? Doğru. Etki alanını genişletmek için insanları etkiliyor olabilmeniz gerekiyor. Siz bana bu şansı verdiniz. Şimdi burada
Etkilemek nasıl olur? Çünkü insanların en büyük sorunu birilerini etkilemek istiyorlar. Bu etkiyi biraz daha şey yapalım, değiştirmek istiyorlar. Yani ben dünyayı değiştirmek istiyorum. Daha mutlu olalım, daha zengin olalım, daha özgür olalım. Herkes birbirini ama başka, sevsin. Ama başka bir şey değiştirmek istiyor. Ha, İnsan bu, kendine dönüp bakmıyor aynen, ki ben hep dışarıya. Diye. İşte şimdi onun sırrını vereyim size. Başkalarını değiştirmek, dönüştürmek istiyorsanız eğer ne yapmamız gerekiyor? Bir düşünsün izleyicilerimiz de. Önce kendimizi. Mi? Şaşırtacaksınız bir de merak ettireceksiniz. İnsanlar şaşırmazsa, merak etmezse öğrenmez. Ben size desem ki Özgeciğim bak şu kremi sür dünya güzeli olacaksın. Sen ha 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 dersin, kibar da hanımsın, sürmezsin. Ben de derim ki ya sürmüyor, o kadar sür diyorum sürmüyor. İnatçının teki. Niye sürmüyor Özge? Özge bana bakıyor diyor ki bana güzel olsaydı diyor. Ben zaten gelip bana sorardın ne sürüyorsun kızım sen. Ben de onu süreyim derdin. Yani sen şaşırırsan istersin öğrenmek. Hmm. Merak edersen öğrenmek ister. O zaman ben seni etkileyebilirim. Bende bir fark yoksa hep aynı davranışlar içindeysen. Bunun için de ben çok basit örnek veriyorum. Yaşamınızda hep şu soruyu soracaksınız. Yaptığım neyi yapmamalıyım? Yapmadığım neyi yapmalıyım? Hmm. Yani ben seni diyorum ki 100 kere söyledim anlamadın evet. diyorum. Ne diyorum altyazı? Salak. Salak. Şimdi Özge mi salak, ben mi salak? 100 kere söyledim anlamıyor. Anlamadım. O mu salak, ben mi? Ben duvara salak. Duvara söyleseydim dile gelirdi. Ben salağım. Çünkü neden? Aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekleyene salak denir. Ben 100 kere söylediysem bir kere göster, bir kere uygulat, bir kere amuda kaldır, bir kere duyur, bir kere hissettir. Başka bir şey yapması gereken benim. Hı hı. Hep aynı yolu izleyip senin değişmeni beklemem dünyadaki en büyük hata. Yani neymiş? Yaptığım neyi yapmamalıyım, yapmadığım neyi yapmalıyım? Bu önemli. Süremiz çok azaldı. Bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Buradan belki geneli de yayacağız. Hı hı. Şimdi sana göre diyorsun ki vücudumuzu zinde tutmak için nasıl spor yapıyorsak evet. beynimiz de dingin tutup hep istediğimiz mutluluk hali için eğitebiliriz. Beyin mutluluk için nasıl eğitilebilir? Yani hani bugün mesela, bugün çok güzel bir gün. Anneler günü, işte annelerimizi göreceğiz. Hı-hı. Rahmete gidenler varsa onları anacağız sevgiyle. Aynen. Ama bugünü beynimiz için daha da mutlu, keyifli hale getirmek için neler yapabiliriz? Bununla ilgili nasıl çalışabiliriz? Hani şöyle çok kısaca anlatırsan çok, ne demek istiyorsun? Çok güzel istiyorsun? Soru, çok teşekkür ederim. Çünkü ben çok konuşmaya başlayınca her şeyi anlatmak istiyorum. Zaten burada konuştuğumuz konulardan çok daha bağımsız oradaki sırlar. Çok güzel beni toparladınız. Nefes. Şimdi farkındalık, bilinçli farkındalık diyoruz buna. Mindfulness deniyor İngilizce'de. Evet. Türkçe'ye tam böyle işte bilinçli farkındalık diye geçti. Ayık ve uyanık olmak. Uyanık olmak. Şimdi ayık ve uyanık olmak ne? Biz hipnozdayız Özge Hanımcığım. Ben böyle oturunca kafam başka. Benim haleti ruhiyem bedenimde. Yani böyle oturursam kafam başka olur. Anladım. Önce bir nefes alıp bedeninizin farkında, yani biz bedenin içinde hapisiz. Dolayısıyla bedenimiz müthiş bir alet, araç. Yediğimiz, içtiğimizle etkileniyor. Hareket etmek istiyor. Sıkılıyor eğer hareket etmezse. Ya da bir duygu ve duygu nasıl oluşuyor? Bir düşünce gelince bir duygu başlıyor. Birinci sır o esnek düşünme, otomatik. Otomatik düşünceler bizim beynimizde hop. Ne bileyim işte yapamadın, edemedin de, dediğinde boğazım düğümleniyor, kalbim sıkışıyor. Doğru. Erkeklerin, kadınların değerleri birbirinden ayrı büyürken, erkeklere ayrı sorumluluklar ve yükler, kadınlara ayrı sorumluluklar ve yükler veriliyor. Bir nefes alın, bütün sıkıldığınızda sıktığınız yeri gevşetmek. Hani bugün mesela, pazar, biz üç yerimizi sıkarız. Çenemizi, omuzlarımızı ve kalçamızı. Fark ettiğinizde bir nefes alıp, düşünceleri izlemek, her alışkanlığınızı değiştirmekle kavga etmek, uğraşmak yerine farkındalığınızı ha ben bunu şimdi neden yapmak istedim bu soruyu sormak. Yani yavaş hareket etmemiz gerekiyor. Hı hı. Anda olmamız gerekiyor. Eğer anda olup işte siz bana ne dediniz, ne hissediyorsun? Evet. İşte sevinçliyim, biraz heyecanlıyım, içinde korku var. Neden? Zamanım kısıtlı, istiyorum ki çok fazla etki alanıma etkim olsun. Neler sıkıştırabilirim düşünüyorum. Yine beynim eski alışkanlıklarından eski şeyleri anlatıyor. İşte siz ne güzel toparlıyorsunuz. Zihnimiz ekonomik çalışsın istiyor, beynimiz. O ekonomi içinde mutlu muyuz, mutsuz muyuz? O da bakmıyor, sadece hızlı hareket etsin ve yaşamda kalsın istiyor. Bizim onu yeniden yönlendirebilmemiz için ben şimdi asıl
hedefime giden yolda hareket ediyor muyum? Doğru hareket, hep bu soruyla hareket etmemiz lazım. Bugün beynimizi hızlı kullan, iyi kullanmak, optimum kullanma ile ilgili ne son söyleyebiliriz? Nefes alacağız. Evet. Şunu da aklımızdan, ben temsilim. Yani beni şu anda izleyen insanlar, işte bu saçı beğeniyorsa diyor ki aa saçı ne güzel. Bu saçı beğenmiyorsa olmamış diyor. İşte bluz için öyle diyor vesaire. Ben gerçek değilim. Sizin temsilinizim. Ben insanları etkilemek istiyorsam onların temsiline göre miyim? Yani ben neyi temsil ediyorum? Bunu da fark etmeleri lazım. Aile görevi görmekten bahsediyorum. Yani mesela ailede sofrada oturulan yerler değiştirilsin. Baba hep aynı yere oturmasın. Anne hep aynı yere oturmasın. Hep aynı kıyafetlerle aynı durumların içine girdiklerinde beyin otomatik, yani sizi gördüğümüzde ceket, otorite, hemen ceket. Ceket, otorite. Çok güzel. Otoriter bir insanım. Tabii ki bunu vermemiz gerekiyor. Çünkü kolay hareket ediyoruz. Ne diyor? Güvenilir diyor. Doğru. Biliyor diyor. Doğru. Öbürüne ay biliyorum ne bileyim ben şimdi tatulu, başka birisi olsam bu ne ya diyor. Çünkü temsili onun farklı. O zaman şöyle. Temsillerimizi fark edeceğiz. Başkalarına baktığımızda onların içini görmediğimizi, çünkü gerçek şeyler görünmez. Aşk, değerler, ahlak, mutluluk, içimiz görünmez. Ne kadar çalışkan olduğumuz, ne kadar dürüst olduğumuz, tipimizden bir fikir verilir. Dolayısıyla tip, insanların kendilerinin nasıl göründüğüyle ilgili oturup düşünmesi lazım. Ve başkalarına baktıklarında da gerçekten hayattaki en önemli şeyler görünmez. Harikasın. İçini görmeye çalışmaları, aslında buna kalibrasyon yapmak diyoruz. Bedenlerini inceleyip hepimizin insan olduğu, hepimizin tek ihtiyacı var. Koşulsuz sevgi. Koşulsuz sevgi de o kadar zor bir şey değil. Dinlemek, izlemek, duygusunu anlamaya çalışmak ve tek duygumuz var. Herkes olduğu gibi kabul edilmek istiyor. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bugün koşulsuz sevgi diliyorum. Evet, koşulsuz sevgi günü bütün olsun. Bütün o koşulsuz sevgisini veren bütün kadınların da bir kez daha Anneler Günü kutlu olsun. Senin de aynı çok şekilde. Teşekkür çok ederim. Teşekkürler çok teşekkürler geldiğin mersin. İçin. Süper Beynin Sırları Banu Gökçülü yeni kitabı. Merak ediyorsanız bulabilirsiniz. Çok kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra bir başka güzel kadınla yine burada olacağız. Dönüşüm koçluğu nedir? Kadınların toplumdaki yeri nasıl güçlenir? Bedensel ruhsal değişimin püf noktaları nelerdir? 20 yıldır uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan, deneyimlerini bir kitapta toplayan Nil Keskin Keleş, Özge Uzun'la hafta sonunda. Dünyanın en önemli perküsyon ustalarından biri olarak gösterildi. O sadece müzikte değil, beyaz perdede de kendini ispat etti. Ben bir efsaneyim. Film, savaş sırasında bir grup Japon'un Tahran'dan kurtarılışının hikayesiydi. Sadece bir sıfır verebilir misin? Önce Japonya'da, daha sonra Türkiye'de gösterime girecek yapımın başrol oyuncularından Burhan Öçal, Özge Uzun'la hafta sonunda. Sahin hiç kalmadın. Aşkın izahını sormaya geldi. Söyle! Söyle! Hafta sonu devam ediyor Haber Global'de. Nil Keskin Keleş bizimle birlikte. Vallahi sabahtan beri ne güzel kitaplar kitaplar, kadınlar kadınlar, kadınlığına sahip çık. Resmen şu kitabın kapağından fırlayıp gelmiş gibisiniz. Evet, aynı kıyafetle birlikte. Evet. Bir bütünlük mü var, yoksa yani buradaki bu beyaz tulumun üstün altın bir özelliği mi var beyaz olmasının? Evet, aslında beyaz dönüşümün simgesi, şifanın simgesi, bütün kadim bilgeliklerde de böyle geçiyor. Bir o kadar da bizim bayrağımızda da var olan ay ve ay yıldız, beyaz,
ay nasıl ki gölgeyi ve karanlığı ışıldatıyorsa beyaz renkte olup da aslında yine beyazın da böyle bir anlamı var. Ayın da özellikle kadınla olan bir döngüsel birlikteliği düşünürse hepsinin birleşiminden sunulmuş bir aslında temsil diyebiliriz. Neden böyle bir kitap yazma ihtiyacı duydunuz? Niye kadınlığımıza sahip çıkalım? Biz kadınlığımıza sahip çıkamıyor muyuz? Evet, harika bir soru. Teşekkür ediyorum. Aslında bu uzun bir yolculuğun tabii kitabı. 20 yıllık bir kurumsal iş hayatının, burada yaşanılmış bütün deneyimlerin, bebek tabii ki onun üzerine katılmış olan pek çok eğitimle beraber, donanımla beraber çıkılmış olan yolculuğun bir sonucu bu kitap. Çünkü hikayelere çok inanıyorum. Sizin hikayeleriniz, izleyicilerimizin hikayeleri, benim hikayelerim birleştiği zaman bir anlam ifade ediyor. Burada kadınına sahip çıktan kasıt aslında kadınlık erdemlerimize sahip çıkmak. Çünkü pek tabii ki günümüzün evrimleşmesiyle beraber kadın o erdemlerini zaman zaman eylemselliğe bıraktığı için ne oluyor? Kendini unutuyor. Kendisinde var olan o bütün kıymetleri, değerleri unutup etrafına da vermemeye başlıyor. Dolayısıyla kitap diyor ki bir sahip çık, bir dur. Bir bu erdemleri hatırla. Sizde, bende olan farkı neler var? Bir onlara bir dön bak. Bakalım onlardan neler çıkacak ve neler yayabileceksin bunlardan etrafına. Bunlardan en önemlisi empati mi? Empati bunlardan bir tanesi. Evet. Süreç odaklılık çok önemli yetkinliklerimizden bir tanesi. Biz kadınlarda olan ve ataerkil yanılgılarla beraber unutup çok fazla sonuç odaklılığa gittiğimiz bir dönem içerisinden geçtiğimizi düşünürse önemli yetkinliklerden bir tanesi. Süreç odaklı derken neden bahsediyoruz? Hani böyle çok basitleştirilmiş olarak. Çok basitleştirmiş olarak bir örnek verelim. Şimdi diyelim ki karşılıklı kahve içiyor. Gün içinde iş hayatında olan pek çok arkadaşım var, izliyordur bizi şu anda. Kahveyi ne amaçla içiyorsunuz? Bir kafein versin diye, değil mi? Bir sizi bir dinç tutsun, bir dinlenelim vesaire. Eğer ki o kahveyi sadece ve sadece içip hızlı bir şekilde, aman bu kahve beni uyanık tutsun diye eğer içiyorsam, belli ki ben onu bir sonuç odaklılık için içiyorum. Ama ben o kahveyi hazırlarken, sonra karşıma alıp içerken, bir kokusunu eğer kokluyorsam, tadını yani beş duyumla birlikte var olarak o kahvenin tadına varıyorsam, dolayısıyla o deneyimin içindeyim demektir. Eğer o kahvenin köpüğü az olmuş olduğunu fark ediyorsam, tadındaki o istediğim damak tadını bulamıyorsam, dolayısıyla hala deneyimin içindeyimdir ve bununla ilgili yorum katabilirim demektir. Eğer dönüştürülebilecek, geliştirilebilecek bir alan varsa bunu ifade edebilirim demektir gözlemlerimden dolayı. Şimdi iş hayatına bunu uyarladığınız zaman, kadının işte bu erdemine ya da bu yetkinliğine sahip çıkması demek, iş hayatının içerisindeki bütün diyelim ki var olan süreçlerin içerisinde bu beş duyuyu katarak yorum katabilmesi demektir. Varlığını gösterebilmesi demektir ki bizim buna çok ihtiyacımız var. Hepimizin birden sonuç odaklı olduğu bir dünyada. Kadınların iş dünyasında şimdi onu biliyoruz ki hakikaten işte kendi meziyetlerini kullanan, işte empati yeteneğini kullanan, bütünleştirici dayanışma, o kolektif işbirliği yapma özelliklerini kullanan kadınlar çok çok hakikaten başarılı kadınlar iş dünyasının içerisindeler ki bence çalışmayan kadın diye bir şey yok. Yani herkes evde üretiyor. Kesinlikle. Evde de olan kadın, çalışan bir kadın. Kesinlikle. Ve büyük bir katkısı var buna. Ama bir taraftan da hep şöyle bir şey var. İş dünyasında olan kadınlar, sen de bunu yazıyorsun. Evet. Eril enerjileri yükseliyor. Yani biraz erkekleşiyorlar. Evet. O naifliği de bazen yitiriyorlar. Mecburen. Yani oradaki savaşa ayak uydurmak için. Evet. Şimdi işte sen sarışın, çok güzel bir kadınsın. İşte büyük bir şirketin kurumsalının başında ya da işte genel müdürüsün, CEO'susun, CFO'susun. Devam ediyorsun. Senin de biraz işte o takım elbiseleri, koyu renk takım elbiseleri giyip o renklerden arınmanı bekliyorlar. Saçlarını maşalamanın değil arkadan sıkı sıkı toplamanı bekliyorlar. Ve hani sanki sen bir taraftan çok iyi çalışıp bir taraftan da fiziksel olarak da o güzelliğine hani Allah'ın vermiş olduğu bütün enerjiyi yaymana devam ettiğinde bu çok hoş karşılanmıyor iş dünyasında açıkçası. O yüzden de kadınlar eril enerjilerini yükseltip erkekleşiyorlar birazcık. Evet, şimdi çok güzel bir nokta. Buradan ele alacak olursak konuyu, kitabın da senin de ifade ettiğin gibi aslında ana konusu bu. Evet.
Şimdi kadınlar evrimleşmesi noktasında şöyle bir tarihçi olarak ister istemez böyle bir geriden ileriye doğru aldığım zaman aynen senin dediğin gibi aslında anaerkil yapılardan 5000 yıllık bir ataerkil devrimle beraber rahibelik evresini geçirmişler, kraliçelik evresini geçirmişler, daha aktivist kadınlık evresini geçirmişler. Sonra daha kapitalist rejimle ben varımı geçirmişler. Şimdi de ben her şeyi yapabilirim'i geçiyorlar. Biliyorsun bu çok fazla aslında anlatılıyor. Şimdi ben her şeyi yapabilirim kadını tabii ki ataerkil bir yapının içerisinde var olabilmek, mücadele edebilmek için evet eril yetkinliklerini kullanacak. Hı hı. Yani şuna katılmıyorum. İş hayatında sadece dişil yetkinliklerimle var olacağım, dişil enerjimi yayacağım. Mümkün değil. Mümkün değil. Bu doğru da değil. Çünkü her şeyin dengesine ihtiyacımız olduğu doğru. gibi iş hayatında eril yetkinliklerime de ihtiyacım var, dişil yetkinliklerime de ihtiyacım var. Sadece farkında olmam gereken şey şu. İş hayatında ben bu ikisinin dengesini bulurken annelik esnasında dişil yetkinliklerimi daha fazla kullanmam gereken durumlar yaşayabilirim. İlişkilerim esnasında değil mi? Karşı cins olan ilişkilerim dişil yetkinliklerimi biraz daha fazla kullanmak noktasında olabilirim. Yeter ki ben farkında olayım. Hmm. Hangi yetkinliğimi nerede kullanmam gerekiyor ve kendi içimde alma verme dengemi bulabileyim. Şimdi sen kadın olarak farklı bir kadınsın. Evet. Ben farklı bir kadınım. Evet. Dolayısıyla farklılıkların içerisinde sendeki dişil enerjiyle bendeki dişil enerji bir değil. Sen belki savaşçı bir kadınsın. Ben belki daha anaç bir kadınım. Hmm. Bu son derece normal. Şimdi bir kadın ki bugün anneler günü. Evet. Bütün annelerimizin anneler gününü de kutluyoruz. Teşekkür ediyorum ben de senin. Bir kadın anne olduğu zaman ister istemez besleyicilik erdemini kullanır. Hmm. Besleyicilik erdemi bir vermedir. Bedenden dışarıya doğru bir vermedir. Dolayısıyla normal koşullarda dişil enerji almayı ifade ederken ama bu dönemde ister istemez vermeye odaklanmalıdır. Hmm. Yani sadece biz şunu söylersek dişil enerji almaktır, vermeye dikkat edelim, daha az verelim. Burada aslında kadının doğasıyla o sırada oynuyoruz demektir. Hmm. Kadın şunu yapacak. Anne olarak vericiliğini çocuklarına, belki o sırada yine eşine de verirken alabileceği yerlere de bakacak. Nerelerden alabiliyor? Eşinden, annesinden, babasından, dostlarından, iş hayatından. Dolayısıyla kendi içinde o zaman ancak dengeyi bulabilecek. Hmm. Bunun altını çizmek bu lazım. Bu önemli. Bu dönüşüm danışmanlığı yapıyorsun sen. Bunu kişilere mi yoksa daha kurumlara, topluluklara mı devam ediyor? Ne demek dönüşüm danışmanlığı? Evet, biraz onu anlatayım. Aslında dönüşüm danışmanlığından başlayalım istersen. Evet. Özetle şu. İçimizde var olan potansiyelin, yine hepimizde farklı olan o potansiyelin bir takım bütünsel teknikler kullanarak, yani tekil bir teknik değil, bütünsel teknikler kullanarak ki ben ve danışman arkadaşlarım koçluk tekniklerini kullanıyoruz. NLP kullanıyoruz, kuantum kullanıyoruz, mindfulness bir işi farkındalık biraz önce bahsettik kullanıyoruz. Ben aynı zamanda bir yoga eğitmeniyim, kundalini kullanıyorum. Dolayısıyla bir sürü tekniği birleştirerek en yüksek performansına ulaşabilmesi için rehberlik etmek. Dönüşüm danışmanlığı bu. Dolayısıyla bunu bireylere de yapıyoruz. Özellikle üst düzey yöneticilerle çok yoğun çalışıyoruz. Farklı meslek gruplarında liderlik eden kişilerle çok fazla çalışıyoruz. Ve bir o kadar da kurumlarla çalışıyoruz. Örnek veriyorum, kurumların ağırlıkta ve yoğunlukta lider gruplarıyla çalışıyoruz. Hmm. Hangi sektör olursa olsun. Örnek verelim, hızlı tüketim sektörü olabilir. Mağaza müdürlerinin dönüşümü üzerine çalışıyoruz. Hmm. Çünkü ekip yönetiyorlar. Bir banka olsun, şube müdürleri üzerinde çalışıyoruz. Onların dönüşümü bizim için çok kıymetli. Yine kaç tane ekip arkadaşlarına dokunuyorlar. Çünkü liderlerin dönüşümü tıpkı kadınların dönüşümü gibi benim kalbime çok yakın konulardan bir tanesi. Çünkü her gün bir sürü insana dokunuyorlar, bir sürü kalbe dokunuyorlar, bir sürü potansiyele dokunuyorlar. Onların söylediği bir cümle çok yoğun yetişkin travmaları yaratabiliyor. Ha. O yüzden çok kıymetli, çok önemli. Evet, yetişkin travması diye de bir şey var gerçekten. Yani hani hep biz böyle 0-6 yaşa odaklanıyoruz çocuk ama aslında öyle değil. O sonra bir de o yetişkin travması da üstüne gelince birbirini besliyor. Özellikle iş dünyasına baktığında ya da iş dünyasını bir tarafa koyalım. Genel olarak baktığında kadınları ve erkekleri de ayrı ayrı da ele alabiliriz. Ya da insan ve birey olarak tabii, da alabiliriz. Tabii, öyle olmasını daha çok tercih ediyorum ben. Son dönemde bizim en büyük problemimiz ne sence? Yani niye bu kadar büyük bir arayış içerisindeyiz sürekli? Hepimiz böyle bir arayış içerisindeyiz. Hiçbirimizde böyle bir tatmin duygusu yok. Evet, kişisel gelişim olaylarına bayağı aslında bir kafayı takma
durumu da söz konusu. Evet. Yani hani böyle tefrit ifrat diyoruz ya, hep böyle uçlarda devam ediyor. Nedir bizim sorunumuz? Evet, Allah'ım evet. Sen. Bir de bir sürü teknik de duyuyoruz değil evet. mi? Aslında şimdi mesela evet. izleyicilerimiz beni dinliyorlar, başka arkadaşlarımız bir sürü de teknik duyuyorlar. Şimdi diyorlar ki hangisini de yapacağım? Evet. Uygulamada da hangisi olmalı vesaire. Onları da çok iyi anlayabiliyorum bu arada. Çünkü bir kafa karışıklığı da yaratabiliyor kesinlikle. Şimdi aslında burada Maslow'un ihtiyaç teorisi devreye giriyor. Maslow'un ihtiyaç teorisi. Maslow'un ihtiyaç teorisi devreye giriyor. Ben de Maslow'un diyorum. Evet, ay dedim ne kadar iyi. Maslow'un. Evet evet aynen. Şimdi şöyle. Olsun o da bir Maslow'un. Ama sayılır. O da bir Maslow'un. O da bir Maslow'un. Şimdi 5 adımımız var Maslow'un ihtiyaç teorisinde. Çok güzel. Harika. Ay ne güzel oldu. Ay, evet. Yalnız evet. ben bunu kullanabilirim. Belki eğitimlerimde bayıldım. Tabii sevdim ki. Bunu. Tabii tamam. ki. 5. adımı kendini gerçekleştirme. Şimdi öncelikli olarak ihtiyaçların karşılanması, adımları devam ettikçe 5. adıma gelince kendi gerçekleşmiş. Şimdi herkes artık sosyokültürel anlamda modern hayatın içerisinde, şehir hayatının içinde belli başlı ihtiyaçlarını zaten karşılayabilir durumda. Eğer ki o ihtiyaçlar karşılandıktan sonraki mertebeye gelmişse kişi bu sefer şunu aramaya başlıyor. Benim hayatımın amacı ne? Ben ne için varım? Bendeki aslında var olan yetenekler, yetkinlikler, özümdeki değerler neler? Daha fazla insana ulaşabilir miyim? Daha farklı hizmetler verebilir miyim? Yoksa ben bu kadar mıyım? İşte bu sorular sorulmaya başladığı an insanlar bir arayışa giriyor. Bu güzel bir arayış. Şu anda da bilindiği üzere bir aydınlanma çağındayız. Daha fazla insan arıyor. Daha fazla tekniğe ulaşabiliyor. Ben diyorum ki arayan buluyor. Bir şekilde, bir metodla, bir yöntemle buluyor. Bu kitapta kadınların özellikle dönüşümüne çok inandığım için, verebilecekleri faydanın çok iyi farkında olduğum için ve bir liderlik konusunda da dişil liderlere de bu dünyanın ihtiyacı olduğu için biraz önce dünyayı seni saydım. Dünyayı kadınlar kurtaracak ayol. Dayanışma, iş birlikteliği bunlar bizim için çok kıymetli çünkü yetkinlikler Kesinlikle. Var olması gereken. Dolayısıyla da daha fazla kadının da aradığını görüyoruz. Dönüşüme de açıklar. O noktada kitap bir yol haritası mesela. Ama şunun için yol haritası, onu altını çizmek istiyorum. Kadınlar neden toplumda biraz daha bazı noktalarda erkeklerin gerisinde kalıyormuş gibi bir durumdayız? İki sebepten dolayı. Bir tanesi ataerkil yanılgıdan dolayı, korku, kaygı ve endişelerinden dolayı kendi kendilerini baskıladıkları için. İkincisi de biraz önce senin sorunda da olduğu gibi kendilerini o mücadelenin içerisinde fazlasıyla üzerlerine aldıkları yüklerden dolayı bununla ilgili pek çok araştırmalar var. İPSOS'un araştırmaları çok net görüyor. Daha önce erkeğin eylemsel olarak yaptığı pek çok işi şu an kadınlar yapıyor. Doğru. Bu sefer üzerlerinde çok fazla yük olduğu için o yükten de kurtulma ihtiyaçları var. Dolayısıyla kadınlar iki tarafa birden yani sadece dişil enerji ya da dişil yetkinliklerini kaybetmiş durumda değiller. Aynı zamanda da bakılması gereken kısım korku, kaygı ve endişelerinin hapishanesinde de yaşıyorlar. Dolayısıyla bu ikisini birden dengeliyor olmak lazım. O noktada ivedilikle ve hızlılıkla şunu öneriyorum ben kadınlara. Kendi özlerinde ve potansiyellerinde her ne varsa yapabileceklerine inandıkları, onu engelleyen hangi kaygı, korku ve endişeleri varsa onların üzerinde herhangi bir metot, bütün metodlar çalışabilir, çalışsınlar, odaklansınlar. Bunu öneriyorum. Bu önemli gerçekten söylediğin şey. Şimdi bedensel, ruhsal değişimden bahsediyoruz. Evet. Bunların püf noktalarından bahsediyoruz. Evet, evet. Şimdi bazen dinlerken ya işte ben... Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Bir anlatsam roman olur Tabii. diye izleyenler var şu anda evet, bizim. Evet, ben evet. Onu biliyorum. Doğru. Hiç kimsenin yaşadığı problemi, hayat mücadelesini küçümsemek de değil elbette bu. Ama biz biraz kurban rolünü seviyoruz evet, galiba. Çok haklısın. Evet, evet. Zaten çevremizde öyle ya kurbanız ya da o kurbanları iyileştirmeye çalışan işte... Şifacı gibi hissediyoruz evet, kendimizi evet. ve hep o insanlarla birbirimizi buluyoruz. Evet. İlişkilerde de böyle oluyor. Yani birçok ilişkiye baktığımda biri kurban rolünde, öbürü sürekli düştükçe onu ayağa kaldıran doğru, rolünde. Doğru. Ve tuhaf bir bağımlılığa da dönüşüyor aslında bu. Bırakamıyoruz. Evet, çok haklısın.
galiba kurban rolünü hissetmek kendimizi güvende mi hissettiriyor sence? Bir hani sığınma bu, gibi değil evet, mi? Evet. Şöyle ki ben bir psikolog değilim. Tabii. Bunu ilgili uzmanların mutlaka çok daha detaylı ve güzelce ifade edebileceğine eminim. Ama dönüşüm danışmanlığı noktasındaki tekniklerle beraber ve bir eğitmen olarak ister istemez şunu görüyoruz. Aynen ifade ettiğin gibi bir konfor alanı oluşuyor. Yani kurban psikolojisiyle beraber girilen bir konfor alanı. Yani o alandan çıkmak için gerçekten bazı zincirleri kırmak gerekiyor. Bunun için cesaretlendirilmesi gerekiyor. Liderlerin de o yüzden ben ifade ediyorum. Kadınların da cesaret bulduktan sonra bir takım yine tekniklerle o zaman diyor ki evet benim bu konfor alanından çıkmam lazım. Neden? Kendimi yaşamak için. Gerçek beni yaşamak için. Onu da özellikle söylüyorum. Çünkü eğrimizle doğrumuzla, senin biraz önce ifade ettiğin gibi hepimizin farklı sınavları var. Mutlaka. Senin farklı sınavların var, benim farklı sınavlarım var. Daha da kim bilir ne sınavlarımız var. İşte bunların içerisinden gerçek ben olarak çıkabilmek için o zincirleri kırabilmek lazım. Burada ilham almak lazım. Hikayeleri dinlemek lazım. Başaranları bir şöyle bir gerçekten neden başarmışlar deyip sorgulamak lazım. Onların da kök sebeplerine bakmaları lazım. O hikayenin içerisinde neden o yolculuklarına girdiklerini. Belki kendilerine bir takım örnekler bulacaklar. Dediğim gibi ilham alacaklar. Dünyada artık ne kadar güzel ki elimizde her şey var. Yani internet, sosyal medya bize pek çok şeyi sunuyor. Doğru yönetildiği zaman insan oradaki kaynaklardan da faydalanarak en önemli şeyi başarabilir. O da kendini yönetmek. Çünkü sanırım kendimiz asıl sır burada. Evet, evet. İnsanın kendini yönetmesinde. Asıl sır burada. Asıl aynen sır öyle. Burada. Aynen öyle. Nil Keskin Keleş, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir kez ediyorum. Daha göstereyim kadınlığına sahip çık. Şimdiden dördüncü baskıyı yapmış bile. Beşinci baskıdayız hatta. Beşinci baskıda. Evet, evet, evet. Yolu çok uzun ve açık olsun. Teşekkür ediyorum. Bugün Anneler Günü. Senin evlatlar da mutlu olmuşlar bizim evet. Fotoğraflar var falan diye. Evet, evet. Evet. Belki sen de bir... Şu kameraya bakarak harika. Mesaj iletmek tabii ki istersen keyifle. Anneler Günü'ne ilişkin keyifle, olarak. Keyifle. Evet, tüm annelerimize o özel kalpleri, o özel besleyicilik duygularıyla beraber hayatlarında en önemli varlığın kendileri olduklarını, kendilerini hatırlatmak istiyorum. Çünkü çok özeller. Lütfen hayatlarının merkezine kendilerini almayı ve sonra o güzel enerjiyle etraflarına, başta çocuklarına, sonra tüm çevrelerine o enerjiyi vermeyi lütfen eksik etmesinler. Çünkü hepimizin tıpkı benim de zamanında annemden beslendiğim gibi bu beslenmeye ihtiyacımız var. Herkesin, büyüklerimizin diyelim, büyük annelerimizin ellerinden öpüyorum. Biraz önce senin ifade ettiğin gibi bugün hayatımızda olmayan ama ruhlarıyla bizi onurlandıran bütün büyük büyük atalarımızdaki annelerimizin de hepsini rahmetle de anıyoruz. Anneciklerimizin hepsini ellerinden öpüyoruz. Ben de küçük kuzularıma da buradan ya. Sevgi gönderiyorum. Evet. Harikasın. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sevindim seninle tanıştığım için. Ben de için. Öyle. Çok teşekkür ederim. Umarım yolumuz güzel, açık olur. Keyifle, beyazla, kırmızıyla, renklerimizle, evet. Gökkuşağı gibi evet. Dünyayı da aydınlatmaya devam ederiz. Çok kesinlikle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Kısa bir ara veriyoruz şimdi. Aranın ardından yine buradayız. Dünyanın en önemli perküsyon ustalarından biri olarak gösterildi. O sadece müzikte değil, beyaz perdede de kendini ispat etti. Ben bir efsaneyim. Film, savaş sırasında bir grup Japon'un Tahran'dan kurtarılışının hikayesiydi. Sadece bir sıfır verebilir misin? Önce Japonya'da, daha sonra Türkiye'de gösterime girecek yapımın başrol oyuncularından Burhan Öçal, Özge Uzun da hafta sonunda. Sahin hiç kalmadı. Aşkın izahını sormaya geldi. Söyle! Söyle! Çok vallahi öyle. Sabahleyin neşesiyle beraber geldi stüdyoya, aydınlattı, daha uyanamadım dedi ama bence
Yani uyanmışsın sevgili Burhan Öçal bizimle bana birlikte. Günaydın. Tebrik ederim, günaydın. Bu saatte beni aldın sen buraya. Siz normalde sevmez misiniz sabah erken kalkmayı? Ben geceleri yaşıyorum. Gece 12'den sonra büyük müzik yapıyorum. Çünkü bütün kötü ruhlar uykuya çekilir. Sessizlik kaplar ortalığı. Ondan sonra ben çıkarım. Ya sizden önce ilk konuğumuz vardı, Gülşah Elikbank. Yeni kitabı var, Aşıklar Gece Ölür diye. Onu konuştuk birazcık Aşıklar da. Aşıklar gece mi ölürmüş? Evet. Yok ya. Olmaz ben mı? Yoksa çoktan ölmüştüm şimdiye kadar. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler gerçekten bizimle beraber olduğunuz için. Çok kıymetli. Biliyorum çok da böyle... Hakikaten çok fazla görmüyoruz sizi aslında televizyonda, kameralar önünde. Hani bu başka bir tercih, bir de hayatın içinde devam eden farklı bir hayat mı var sizin? Yok, sadece yani gördüğümüz işte... Ölçülü olmak lazım. Şimdi şu ülkemiz içinde bulunduğu durumda, bu hengame içerisinde fazla da böyle orta gereksiz yerde konuşmalar yapmak, orada burada gözükmek insanı yıpratır. Öyle mi? İşinizle meşgul olun. İnsanlar merak etmiyor, siz böyle de böyle de takip ediyor. Doğru. Ama illaki yani sesimi duyuracağım diye, ben de buradayım diye bağırıp çağırmanın bir anlamı yok. Hani şey gibi bağıracaksınız dedi, yapıyorlar bazen. Hurdacı bağırır, antikacı bağırmaz. Evet, evet. Ya da bazen anladınız, bozacı bağırır. Mesajı, vermek istediğim mesajı. Şimdi Yuvaya Dönüş filmi aslında hani onu konuşacağız ama tabii ki sizi bulmuşken soracağım sorular var muhakkak ama önce Yuvaya Dönüş'le başlayalım. Bu arada ne kadar vaktimiz var? Var var. Yok, uyumak istediğimden değil, nasılsa artık uyku gitti. Niçin sordunuz o zaman, onu sorayım. Hayır, düşüneyim bakayım neler konuşacağız. Düşüneyim neler konuşacağız. Çünkü biz, ben 5 dakika önce geldim biliyorsunuz. Evet. Son anda yetiştim. Evet. Ama olsun, yetiştiniz. Yine yetiştiksiniz. Yetiştiniz, süper. Şimdi film aslında hep anlatılan, bildiğimiz bir hani hikaye bu. İran-Irak Savaşı sırasında 215 Japon vatandaşın Tahran'dan Türkiye'ye getirilişi. Bunun perde arkasında yatanlar, işte bilinmeyen bir aşk hikayesi var. Siz Zafer adlı bir karaktere hayat veriyorsunuz. Çok yakında da izleyiciyle buluşacak. Bu filmden kaynaklı da Türk yılı ilan edildi Japonya'da. Evet. Değil mi? Yani bu evet, film evet. Kaynaklı oldu. Evet. Biraz o filmden bahsedelim. Çünkü konserinizi falan iptal ettiğinizi biliyorum ben. Evet, çekimler iki konser için. İptal ettim. Başka seyahatlerimi iptal ettim. Kapadokya'da çektik çoğunluğunu. Ve İstanbul. Ama Tokyo'daki çekimlerde ben yoktum. Oysa oradaki sahneler burada İstanbul'da çektik. İstanbul Japon evinde. Çünkü ben seyahatteydim. Yani gerçi Japonya'ya gideceğim ama. Gidecek misiniz gala için? Hem film için hem de konserim var. Konser olacak evet, orada. Evet. Harika. Ama konserden yani bağımsız. Filmden. Filmden evet. Bağımsız bir şekilde olacak. Bir fragmanı izleyelim, ondan sonra üzerine konuşalım. Tamam. Başka bir Burhan Öçal görüyorum ben bu filmde. Yani hani sizi izlediğimiz karakterler biraz atarlı abiler, hafif. Hani şimdiye kadar filmlerde izlediğimiz. Evet. Daha böyle hani çok biraz korkutucu tipler bazen. Öyle filmler çektim, merak evet. Ettim. Onlar da sırada. Var mı? Ama burada başka bir Burhan Öçal var sanki. Yani... Dediler ki çok trajedik bir rol oynayacaksın. Bol bol ağlayacaksın ve anlatacaksın. Hayatımda ilk kez böyle bir şey denedim. Evet. Sonra düşündüm, niye olmasın dedim. Madem oyunculuk da yapmak istiyorum. Böyle bir karakteri de oynamak. Sanatçısısın. Özge Hanım ünlü hani değil bunu... de biraz ve dünya evet. Müzik, dünyanın müzik dünyasında bilinen biriyim. Ama ünlü evet. Olmak biraz bana şey geliyor. Sanki abartılıymış gibi geliyor. Çünkü burada çok abartılıyor. İşte şöyle starlar, şöyle jet starlar, dünya ünlü, world fame falan filan. Halbuki dünya hem büyük hem küçük. Yani bence biraz realist olmak lazım. Gerçekçi olalım. Şu anda dünya ünlü bir tek Nusret var. Türkiye'de. Gerçekten. Yok, çok ciddiyim. Yani Türkiye'den doğru. Diyorum. Türkiye'den, Türkiye'den doğru. Türkiye'den yani şu anda bir Nusret var. Salt bir. Evet. Evet. Ben yani tebrik de ediyorum, takdir de ediyorum. Yani.
Ama yani şey tabii ki az önce söylediğiniz şeyle doğru orantılı. O yüzden belki bu konuda ya ortada dolaşanları. Ya onların kişisel şeyleri, yaşam tarzı, ama ben kendim için söylüyorum. Kendi şahsım olarak ben yapmam böyle şeyi. Az önce de sözünü açtık. Mesela belediye konserleri oluyor Türkiye'nin her yerinde. Evet. Yani belediyenin bütçesinden çıkıyor, halka açık konserler. Ben zaten böyle de böyle de ben pek davet edilmiyorum. Trakyalıyım ama Trakya'da... Ya mesela, evet, hiç Trakya'ya davet edilmemişsiniz, doğru mu? Trakya Ostaz grubumuz vardır. Çok ünlü bir gruptur. Evet. Ama Trakya'da son 20 senede bir kere çaldık. O da Çanakkale'deydi. Wow. Enteresan. Ben de çocuklar da soruyor. Abi niye herkes orada çalıyor? 100 tane şenlik oluyor yılda. Ama Trakya Ostaz grubu Trakya'da yok. Kendi müziklerimiz yani. Evet, yani, evet. Çok güzel iki albüm yaptık. Böyle olunca da çocuklar ve biz hayal kırıklığına olunca da grubu da iptal ettim. Artık maalesef. Şey yapmıyorsunuz. Ne yapayım ya? Doğru. Zaten hani Trakya'da çalardık tamam. Yani yine başa dönelim belediye konserlerinde. Tabii ki orada bir şey var. Konserin dışında başka amaçlar var. Yani nedir? Belediye kendi reklamını da yapıyor. Belediye başkanı kendi reklamını yapıyor. Ben bunları pek şey yapmam. Onların içinde olmak istemiyorsunuz. Evet, aynen o şekilde. O farklı bir çizgide yani, devam öyle bütçe falan konuşmam bile zaten. Anladım. Yani zaten ajansım var. Onlar öyle bir teklif bile getirmezler. Anladım. Peki o zaman şöyle sorayım size. Şimdi bir dönem aslında çift ülkeli yaşadınız sürekli olarak. Yok, işte yine öyle gitmeye yaşıyorum aslında. Şu anda yani Türkiye'de misiniz? Ben çünkü arkadaşlarıma sordum. Evet, resmi oturum şeyi, adresim Zürich. Evet, İsviçre. Yani hala ne kadar zamanını Türkiye'de, ne kadar orada benim geçiriyorsunuz? Benim hayatım değişiyor üçe mu? Bölünüp, üçe. Kısmen burada, kısmen İsviçre'de ve diğer kalan zamanlarda seyahatlerdeyim. Peki en çok nerede dinlendiğinizi hissediyorsunuz? Bazen İsviçre'de dağa gittiğimde, bazen de köyüme gittiğimde. O da Bulgarsın'daki, Beğendik köyünde, İğneada. Evet, evet. Orası huzur yeri. Sonradan işte eğer orada biraz enerji depolamazsam zorlanıyorum. Uykusuz geziyorum çoğunlukla. Ve bu seyahatlerimi de pek paylaşmak istemiyorum. Zar zor bir Instagram hesabı açtırdılar. Onu da hobi olarak kullanıyorum. Ondan sonra dediğim gibi bu hani fazla da yüz gözü olmayacaksınız. Etrafta çünkü dediğim ya yani az ve öz. Daha içeriği daha seviyeli olan, kualitesi olan, katma değeri olan şeylerle ilgilenelim. Yoksa yani bu saatten sonra ve bu yaştan sonra kalkıp da hey ahali duyduk duymadık demeyin. Burada da konser çalıyorum, burada da çaldım, bunu kazandım, bunu ettim, şunu yaptım. Öyle şeyleri paylaşmaktan çok fazla hoşlanmıyorsunuz. Hayır, kesinlikle. Hani söylemişsiniz zaten sosyal medyada insanların hani özel hayatlarını, özel meselelerini paylaşmasını da çok fazla hani doğru bulmuyorum diye, ama bu herhalde kendinize göre. Evet, bana oysa bir iki hata yaptım. Mesela yediğim yemekleri falan paylaştım. Şimdi gittiğim restoranlarda dışarıda sonra bir azar işittim tabii. Şimdi o günden beri bir daha öyle bir şeyi de paylaşmıyorum. Niçin azar işittiniz? Bu çok özeliniz yani. Diyorlar ki burası senin resmi sayfan. Niye özel şeylerini, tutkularını veya yemeğini paylaşıyorsun? Zaten Instagram'dan da yavaş yavaş şey yapacağım. Asgari indireceğim. Yeni sistemi tekrar inşa ediyoruz. Yenileyip sistem üzerinden, burhanhoca.com üzerinden duyurum yapacağız. Ama biliyorsunuz yani artık şey sosyal medyada bir şekilde insanların kendi televizyonları, kendi gazeteleri gibi olmaya başladı. Kendi yayın mecraları gibi olmaya başladı. Doğru, çok doğru. Batı'da da öyle ama yani benim pek öyle şeylere ihtiyacım var. Anladım. Niye biliyor musun? Zaten benim yeteri kadar işim var. Size anlarsam şimdi önümdeki projeleri bir 5 sene 10 sene yeter. Anlatın. Yeter ki sağlıklı olalım. O yüzden çağırdım yani zaten. Yani sorun o kadar da fazla, dediğim ya, bağırmanın bir anlamı yok yani. Ama bağırmak isteyenler veya duyurmak isteyenler duyurabilir. Ki normaldir de. Evet. Sting de yapıyor aynı şeyleri. Evet. Lady Gaga da yapıyor. Evet. İşte şey kardeşler de yapıyor. Şu Amerikalı kızlar. Kardeşyanlar da yapıyor. Herkes ihtiyaçları olmadı herhalde ama bunlardan yaşıyorlar. Doğru. Böyle şimdi bu YouTuber'lar falan var. Yani
bana bu çok geç kalmışım herhalde. Stalklamıyor musunuz kimseyi? Yani mesela telefonunuzda Instagram aplikasyonu var mı? Yok ya vallahi ben bir şey paylaştığım zaman of diyorum bir hafta 10 gün rahatım. İnsanlar nasıl bu kadar vakit ayırabiliyor? Onu anlamış değilim. Ya şu sonuçta şu elde dolaşıyoruz işte. Hani bakın bende de var ama ne yaptım? Evet. Ben sizi kapadım telefonu. Evet. Yani siz sessiz alın dediniz ama ben kapadım. Kapayabilmek önemli galiba. Kaparım çünkü o aklınız orada olur. Şimdi mikrofon var üstümüzde. Feedback yapar, rüz rüz yapar. Yayın bozulur. Doğru. Bugün anneler günü. Evet. Ve siz demiştiniz ki anneme doyamadım. Ölünce kendimi dünyaya vurdum diye. Vallahi önce babam 40 sene oldu vefat etti. Annem de 28 sene. Zaten seyahat çok dünyadaki o seyahatlerimin nedenlerinden biri de o acıyı, onların yokluğunu unutmak oldu. Yani tabii o zamanlar akıllı telefonlar yoktu. Duyuramıyorsunuz. Sovyetlere gidiyordum. Güney Amerika'ya gidiyordum. Öylesine gidiyordum. Hem çalıyordum hem de dolaşıyordum unutmak için. Hala o kadar değil tabii eskisi gibi ama o yüzden anneniz hayatta mı babanız? Evet. Çok şükür. Kıymetini bilin. Ben onların hasretiyle yani konserlerimde çoğun onların yüzünden çaldım. Hiç önemli değildi yani. Kaç para kazandım, nerede çaldım. Ve zaman zaman tabii çok mukadderat diyoruz. Bu matem havasına da girmek istemiyorum şimdi ama neyse sizi de Çok güzel anlatıyorsunuz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yani kolay değil. Bu seyahatlerimin ana nedenlerden biri de buydu. Geçiyor mu peki o acı? Hayır. Geçmiyor. Mümkün değil. Mümkün değil, devam ediyor. Ben çünkü çok erken çıktım gittim. Yani anneme babama yeteri kadar doyamadım. Suçluluk mu acaba o birazcık da? Suçluluk değil suçluluk yani. Suçluluk duygusu gibi mi yani erken gittim? Yani böyle bir insanlığın kaderi işte ya. Bize mahsus bir şey bu. Ya. Ne diyebilirim ki? Mukadderat diyoruz işte. Allah rahmet eylesin. Arada onların kapısını ziyaret ediyorum, dua ediyorum. Ama yetmiyor tabii. Yetmiyor. Ama müzik yaparken, çünkü hep müzik yapmamı isterlerdi. Evet. O konuda çok desteklemişler sizi. Evet. Evet, çok fazla desteklemişler. Evet, o yüzden öyle olunca pek o kadar üzülmüyorum. Diyorum ki annemi açardım telefonu Zürih'ten. Anne şu şarkıyı bana söyler misin? Telefonda ondan öğrenirdim çok şarkıyı. Öyle mi? Şarkıları güzel vardı. Şarkı söyler miydi? Çok. Çok güzel söylerdi. İşte neyse şimdi bu filmde Yuva'ya dönüş filmine dönelim. Orada beni 10 yaş yaşlandık. Fark ettiysiniz saçlar. Tip fark falan ettim, böyle. Fark bir baba, ettim. Sonra eski bir istihbarat subayı. Evet. Tahran'da. İşte o Japonları kurtarıyoruz. Ama tabii onlar kısa böyle flashback şeklinde çekildi. Çünkü burada aslında bir baba kızın hikayesi işleniyor. Yani karım ölüyor. Evet. Kız aslında orada doğup, Kapadokya doğup büyüyor ama bir kazan sonrası hafızasını kaybediyor. Ondan sonra bu arada ipucu veriyorum ama neyse. Çok fazla spoiler vermeyelim tabii. Evet. Ama var. Neyse işte ben istifa ediyorum. Dayanamayıp Kapadokya'ya yerleşiyorum. Orada otel sahibi falan oluyorum. Böyle hem bir baba abi hem ağır abi rolündesiniz. Hem de çok böyle duygusal, böyle sürekli matem havasında olan bir baba rolünü oynadım. Ama gerçekten yani çok başka, yani şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir Burhan Öçal var filmde. Evet, evet. Bayağı güzel yaşlandırmışlar sizi. Hemen bunu sizi telafi etmeliyim şimdi. Evet. Daha dinç, dinamik rollerle birlikte. Şimdi iki tane güzel hikaye var. Ne olacak? Bir tane, ikisi de gerçek. Yani. Bir tanesi sinema filmi mi? Yok, ikisi hapishane, de. Hapishane. Aa, hapishane. Evet. Onun daha geniş çapsın, daha profesyonel çekeceğiz. Oo. Ondan sonra diğeri de gerçek bir hikaye. Onu söylemeyeyim ismi. Şimdi onun daha sinopsisi var. Ama yazılması gerekiyor. Fakat şu seçimler falan olsun. Ondan sonra Yavaş yavaş ondan başlayacaksınız. Ondan sonra göreceksiniz. Ay, görelim gerçekten ama sizi. Ama pek silah izlemek kullanmamaya özen göstereceğim. Harikasınız. Bıçak falan. Konserler nasıl gidiyor peki?
Vallahi konserlerim iyi. Benim yani ben genelde yurt dışındayım. Az ve evet. izliyorum. Mesela ilk konserim gelecek Perşembe günü Cannes Film Festivali'nde. Aa harika. Muhtemelen işte yani pazartesi günü yarın belli Hı-hı. olacak ama %80 gidiyorum galiba. Hı-hı. Sonra Canton Kurdu Devlet Sanat Galerisi'nde özel bir şovum var. Hı-hı. Çok ünlü bir ressamın şeyinde çalmıştım. 32 sene önce Stuttgart'ta, Stuttgart Devlet Sanat Müzesi'nde resim yaptı. Dünyanın en uzun, 144 metre uzunluğunda ve 4,5 metre yüksekliğinde olan bir şeydi resimdi. 4 gün 4 gece. Ben çaldım, o resim yaptı. Evet. Şimdi o resim sergileniyor. Kur Sanat şeyinde, müzesinde. Bu ay sonu, 28 Mayıs'ta. Ondan sonra da 10 Haziran'da İzmir Senfoni ile Bodrum Açık Hava Antik Tiyatro'da benim yeni eserlerin premierini çalacağız. Harika. Ondan sonra tekrar şey var, Cenevre'de bir festival var. Ve devam edecek. Tabii. Bir şey merak ediyorum. Parmaklarınızı sigortalattınız mı siz? Yok. Hani normalde işte, işte ses sanatçıları seslerini sigortalatırlar. Yine sporcular. Kullandım söz geldi. Tamam. Şarkı bu sanatçı söyleyenler. Lafına bir şeyim var, bir takıntım var. Söylemiyorum, tamam. Sanatçı demiyoruz. Şarkı söyleyenler. Şarkı söyleyenler, hmm. güzel sesi olup şarkı söyleyenler. Piyanistler, ama, gitaristler. Evet, falan. İşte sesini sigortalatır. Ne bileyim işte futbolcular farklı bir şekilde işte bacaklarını sigortalatır, vallahi. Yaparlar. Hiç de, böyle, biliyor musunuz, insanlar böyle biraz dikkat çekeceğim diye bir tür maskaralıklar yaparlar. İşte. Anlıyorsunuz. Çok vallahi iyi hiç anlıyorum. İhtiyacım yok. Olduğum gibiyim. Saçıma takmışlar kafayı. Boyuyor muyum, boyam yok ya. Her şeyim orijinal. Hiçbir şey. Yani parmaklarımı niye sigara? Zaten arada bir mesela dövüş de yapardım. Hı-hı. Ondan sonra hiç öyle bir şey gelmezdi aklıma. Fakat son bu bir sosyal sorumluluk projesinde Kapı Tavır. Evet. Çaldım. Orada evet. Şu parmağı sakatladım. Ha. Bir ilk daha başta vuruşlarda sakatlayınca 36 planı dörder kereden çalmak zorundaydım. Oo. O halde sakatlandı çalınca şu anda kronikleşti, tam geçmiyor. Hmm. Şimdi bu ay sonu tekrar bir spesyaliste gözükeceğim. Yani şurada darbe yapamıyorum. Halbuki büyük davulları çalmam lazım ve elimle çalıyorum. Stick kullanmak istemiyorum. Evet, evet. Yani gerçek olan eller ve parmaklardır. Yani bir enstrümana dokunmalısınız, temas etmelisiniz. Ara bulucu istemiyorum. Doğru. O yüzden şimdi şöyle problem var. Onun ötesinde... Şükür olsun, elleri iyi diyorsunuz. Fena yani. Değil. Harika. Bir dinleyelim mi sizi? Ay eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ama onlar çok şey ya. Ne? Neyse. Ne söyleyin. Ne? Vaktimizi alıyor. Aslında konuşmayı tercih ederim. Peki o zaman konuşalım. Ay ne güzel, konuşmayı tercih eden bir konuğumuz var. Şu Kapı Tavır sosyal sorumluluk projesi çok önemliydi gerçekten. Yani şu anda hala da öyle. Bütün ödülleri aldı. Bütün Türkiye'deki en iyi reklam ödüllerini aldı ve şu anda New York'ta finale kaldı. Aa harika. Türkiye'den tek reklam filmi olarak. Harika. Bu harika. Ay sonu, Mayıs sonunda belli olacak. Harika, çünkü yani sürekli olarak duyduğumuz bir şey. Daha geçen gün ben evden eve doğru yürürken yine birileri kaputun içinden küçük bir kedi yavrusu çıkarmaya çalışıyorlardı. Hakikaten yani ben rekordan bir de sesi geliyordu. Şimdi dün mesela bahçede oynarken biraz onun tüyleri dökülüyor. Hı hı. Fırçaladım, çok sevindi, çok bayılıyor onu fırçalamama. Orada sevinciden şantlı bana şey sevgi gösterisini onu şuralarım tırmaladı. El attı. İki evlilik yaptınız değil mi? Şimdi nereden çıktı bu? Hayır, başka bir yere bağlayacağım. İki evet, evlilik yaptınız. Evet. Bir taraftan baktığımızda şimdi dışarıdan Burhan Öcal dediğimizde mesela ben işte arkadaşlarıma söyledim. Dedim ki işte Burhan Öcal geliyor falan. Böyle herkes şey, wow, ne kadar karizmatik bir adam. Oo. Çok mu snob o birazcık acaba? İşte zor bir adam mıdır? Acaba onu nasıl konuşturacaksın? Şimdi bana söyledikleri şeyler öyle. Nasıl konuşturacaksın? O sana cevap verir mi acaba? İşte ne soracaksın ki ona diyenler ayrı. Tabii size hayran olanlar başka ama. Hani bunu diyenler var. Dışarıdan da alınan bir şey var. Yani Burhan Hoca o gözlükleri de bir girdiniz stüdyoya zaten. Hepimiz böyle
kaldık Emir Eri gibi karşınızda. Hayır, çok karizmatik ve güzel duruyor hakikaten. Hani bu, ses tonunuz, bu iltifatlarınız karşılığında bana bir şey mi çaldırmak istiyorsunuz? Öyle bir şansınız yok. Yok tabii tabii, yok yok, bir şey çaldırmayacağım. Ben sadece hani şey şuraya varmaya çalışıyorum. Bazen hani dediniz ya, sosyal medyadan birazcık ayrı durmaya çalışıyorum. Yaptığım iş dışında kendimi ortalıklara atmıyorum. Özel hayatınızı yine çok arka tarafta yaşıyorsunuz. Yani sizinle ilgili soru sormak için, başka sorular sorabilmek için yaptığım şeyde çok, o kadar az done bulabildim ki aslında sizinle alakalı olarak. Keşke hiç bulamasaydınız. Öyle mi? Neden? Ya, elimden gelse her şeyi sildirmek istiyorum. YouTube'muş, bu iğrenç iğrenç haberler. O çöplüğün içinde ne işim var benim? Ama bir şekilde de işte, o çöplüğün içinde devam eden de bir hayat yok mu? Yani yaptığınız iş bakımından da öyle. İşte konserler, bakın, bir taraftan yapın, sinema. Güzel işler üretin. Üreten var olacaktır zaten. Siz ürettiğiniz sürece merak etmeyin. O kendi kendine şey yapar. Gösterir. Belki de biraz konservatif düşünüyorum. Eskiye göre. Çünkü ilk gittiğim yıllarda beni Cenevreli bir aile himaye altına aldı. Evet. Yani beni sponsor değil de meten diyoruz, himaye eden, koruyan. Madam dedi ki, üç şey önemli. Özel hayatın, yani o tabu olmalı. İkincisi cüzdanın. Yani senin para kazancın veya harcamalın. Bu da bir tabu olmalı. Bir de inancın. Bunda bu üç şey dedi, tabu olmalı. Ve böyle başladı. Yemek esnasında biraz böyle dikkatsiz oturdum ve hareketler yaptım. Sonra dedi ki, biz dedi koltuğumun altına iki tane kalın ciltli böyle kitap koydu. Bunları koltuğun altına sıkıştır, çatal bıçağı da öyle kullanmıyor. Bunlar dedi düşmeyecek yemek bitene kadar. Böyle şöyle. Daha çok şey anlatabilirim de. Yani mesela bazen sinema filmlerine müzik yapmamı isterler. Story gelir, hikaye gelir. O da bakar, beğenmez. Hayır. Senin tarzında bir film değil bu. Böyle şeyler müzik yapamazsın. Sen müziğini daha seviyeli yerlerde icra et. Ve Türkiye'den, Türk müziğinden besleniyorsun. Git en iyisini önce oraya. Oradasın, oraya ikram et. Kendi ülkene, kendi vatandaşına. Sonra buraya gel. Sonra o tarafa. O yüzden zaten buraya biraz gelişim nedeni de öyle oldu. Türkiye'ye. Ama buraya geliyoruz bu sefer. Dedik ya az önce belediye konserlerinde. Evet. Bir şey oldu. Tesadüflar oldu. O yüzden pek public konserler çalmıyorum. İstanbul'da bunun içinde. İstanbul'da bunun içinde. Evet, çünkü bir keşmekeşi var yani böyle. Öyle bir müzik şeyi var ki, yani kaosu var ki, aman diyorum, korumalıyım kendimi. Peki hiç böyle keyifle, severek dinlediğiniz son dönemde yok mu hiçbir müzik türü ya da... Dünyada mı? Müzik insanı, dünyada da, Türkiye'de çok, de. Çok var. Türkiye'de. Muhteşem müzisyenler var. Türkiye'de. Yani Türkiye'de mesela Türk enstrümanlarını çalan çok iyi enstrümantalistler var, müzisyenler var, evet, söyleyenler var. Genelde geçenlerde bu daha enstrümantal mi seviyorsunuz? Efendim? Daha enstrümantal müzikleri mi daha duruma çok göre, yani ben her türlü güzel müziği dinlerim. Batı klasiklerinden, caz, günümüzün pop müziklerini, yani Türk sanat müziğini çok severim. Türk halk müziğini çok severim. Geçenlerde birkaç yıl önce bir röportaj yapıyorlardı. Sordu bana, dedi ki, Türkiye'den hangi starı seviyorsunuz, hangi müziği anladınız işte, star dediniz, kimler olabilir? Yasaklı kelime. Evet. Yasaklı kelimemiz ya olsun. Ya dedim, ve onları dinlemem dedim. Ama dedim, oturum güzel böyle Hüzzam Fas'ını dinlerim dedim. Ya. Ondan sonra, ne dinlersin Hüzzam Fas, anlamayacaksınız dedim. Mesela Leyla Saz Hanım Efendi'nin Ağır Aksak Usulü'nde bir çok güzel şarkısı vardı. Ey sabahı hüsnü afitabi enveri diye. Bunu dinlerim dedim. o anda da röportaj bitti. bizim henüz bitmiyor. Son bir sorum daha var.
Bu hayat Burhan'a ne öğretti? Vallahi hala öğretmeye devam ediyor. Devam ediyor. Şimdiye evet. kadar öğrendiklerin, yaşadıklarından öğrendiklerin ne var? Çok şey var. Acılara katlanmayı mesela. Hmm. Az önce dedim ki anne babamın. Anne. Ya ondan sonra. Ve çok üreteceksiniz. Egzersiz. Müzik yapacaksınız. Ve evvelden eksperimental şeyler yapardım. Deneysel. Şimdi diyorum ki acaba nasıl bir şey yaratabilirim? Hı-hı. Çok zor. Yani marka yaratmak gibi değil. O manada söylüyorum. Bu arada tabii marka da yaratmak lazım aslında. Hı-hı. Ya şey lafı nereye bağladık? Yine Nusret'e bağladık. Yani öyle. Oysa o kadar güzel müzikler var dünyada. Ülkemizde de çok. Sürekli dinliyoruz. DJ'leri dinliyoruz. Klasikçileri, cazcıları vesaire vesaire. Ama kalkıp da dünyanın herhangi bir köşesinde bizim müzikler öylesine çalınmıyor. Bir Kuba müziği gibi. Doğru. Bir Amerikan cazı. Veya... Ya da çok kıymetli sanatçılar var. Çok. Çok kıymetli. Dünyada iyi yerlere gelmiş çok. Ve biz onları bilmiyoruz. Dün genç bir kızımız vardı 28 yaşında Merve Kocabeyler. La Scala'da çalan ilk Türk arpist. Ve dün bizim konuğumuzdu. Evet. Dün bizim konuğumuzdu. 2 yıl boyunca orada orkestra içerisine çaldı. Ve bilmiyoruz aslında. Yani çok iyi enstrümantalistler var. Çok. Mesela Berlin Filarmoni'de çalanlar var. Efendime söyleyeyim Chicago'da, New York'ta böyle. Ama yani Türkiye'de hep şey ön planda. Sizin magazin hayatınız var. Evet. Skandal şeyler, görüntüler. Kim kime ne laf söyledi? Yani, bence... Burhan Bey siz de birine bir laf söyleyin de bakın şimdi göreceksiniz işte starlık nasıl oluyormuş orada. Genelde böyle oluyor hakikaten. Ya bakın mesela Batı'da hiçbir star diyelim gerçek klasik evet. bir piyanist veya bir vokalist bir opera sanatçısı kalkıp da Instagram sayfasında yapar ama sağa sola bulaşmaz. Yani. Doğru. Yani ihtiyaçları da yoktur. Yani. Doğru. Mesela klasik bir piyanist var Rus Sokolov diye bir adam star yani. Adamı şeyde konserin dışında çok nadir görebilirsiniz. Doğru. Böyle insanların yani özel hayatını bulamıyorsunuz, göremiyorsunuz. Ve aslında o adamın özel hayatı da onu dinleyen insanı ve da çok fazla. Sıraya giriyorlar konser evet, festivalde dahil ilgilendirmiyor çünkü bir taraftan. Sadece onun sanatıyla ilgileniyor. Bugün anneler günü dedik az önce evet. biraz duygulandırdık ama gerçekten çok kısaca alalım sonra da veda edelim. Tamam. Buyurun. Vallahi ne diyeyim yani ben bir anne hasreti çeken biri olarak anneleri hayatta olan herkese sesleniyorum. Yani ağlayabilirim şu anda lütfen. O yüzden anne. Yani elinizden gelen her şey yapın onu mutlu etmek için. Tekrar rahmet diliyorum. Mekan cennet olsun. Sizin annenizin de şu anda anne hasreti çeken, belki annesini hiç tanımayan, hiç evet. görmemiş olanlar da var. Ne mutlu size. Yine de onun koynunda büyüyebilme şansına sahip evet. olmuşsunuz. Oyattıkça sizlere ömür versin diyeyim. Çok teşekkürler teşekkür bize, bizimle beraber olduğunuz çok, için. Çok samimi konuşturdunuz beni. Gerçekten. Ya, normalde bu kadar da konuşmazdım. Olsun. Ya. Yalnız üzerimden nasıl bir yük kalktı şu anda. Yok, yani, gerçekten öyle. Bilince suçluysa kusura bakmayın. Estağfurullah olur mu? Biraz da Latife uykusuzluğum verin. Hayır. Çok keyifliydi. Size de çok teşekkürler. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Dediğimiz gibi bugün anneler günü. Annem, beni büyüten sevgili babaannem ve halalarım başta olmak üzere. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Ben de ne mutlu iki meleğin annesi olarak bu dünyadaki yerime devam ediyorum. Hayatımda oldukları için çok şanslıyım. Herhalde onlar olmasaydı ben şu an bulunduğum kadın olamazdım diye düşünüyorum. Dağ Hanım'ı ve Sivan'ı buradan öpüyorum bütün çocuklarımız adına da. Gelecek hafta biz yine buradayız efendim. Harika bir pazar günü olsun. Unutmayın rüyalarınızın gerçekleşmesi için önce uyanmanız gerekir. Günaydın, hoşça kalın.